Merhaba. 40'a hoş geldiniz. Bu programda konuklarımıza tam 40 soru yöneltiyoruz. Her soru için sadece 2 dakika süreleri var. Toplamda ise 80 dakika. Soruları pas geçme hakları var. Bazen kırmızı sorularımız oluyor. Ancak bu hafta tüm sorular kırmızı çünkü 40 ilk defa canlı yayınla ekranlarınıza gelecek. Özel gündem sebebiyle diyorum tüm sorular kırmızı diye. Konuğumun ismini söylediğimde ne demek istediğimi bence biraz daha iyi anlayacaksınız. Bu akşam 40'ın konuğu güvenlik uzmanı Abdullah Ağar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim sağ olun. İlk defa canlı yapıyoruz programı. Bu heyecanı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Yani hem, hem sorular canlı hem e, sorulara dair en ufak bir ipucu verilmedi. Kopya yok. Ya benim için biraz zor olacak ama başaracağımızı düşünüyorum. Yo ben de çok iyi bir şekilde altından kalkacağınızı düşünüyorum aslında. Çünkü gündem tam sizin gündeminiz çok sıcak bir gündem. Hı -hı. İzleyicilerimiz takip ediyorlar zaten CNN Türk ekranında. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anda Suriyeden çekilme kararı gündeme bomba gibi düştü aslında. Türkiye'nin yapması beklenen operasyonu biz konuşurken şu anda bambaşka bir noktaya geldik. Peki bu ne anlama geliyor? Böyle bir süreçte bu operasyon beklenirken Amerika'nın bu hamlesini bizim nasıl okumamız gerekiyor? Kırktaki sorularımız genel anlamda bu düzlemde olacak ancak tabii çok daha fazlası var. Vakit kaybetmeyelim başlayalım. İlk sorumuz şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen Cuma günü Fırat'ın dost konusunda Amerika'ya son uyarısını yaptı ve dedi ki şimdi diyoruz ki temizlediniz temizlediniz Çıkarmadığınız takdirde biz Münbiç'e gireceğiz. Bu açıklamayla Fırat'ın doğusunda terör örgütünün taşeron olarak kullanıldığı bir oldu bittiye Türkiye'nin kesinlikle izin vermeyeceği aslında tüm dünyaya bir kez daha duyurulmuş olduğu. Bugün Amerika basını tüm unsurlarıyla Suriye'den çekilebileceğini önce son dakika olarak geçti. Fakat Trump sonrasında bir açıklama yaptı ve dedi ki Suriye'de bulunma nedenimiz Daesh'i yendik. Bugün akşam saatlerinde de Beyaz Saray Suriye'den çekilmeye başladık açıklaması yaptı. Bu açıklama çok önemli. Soru gelsin. Amerika'nın Suriye'den çekilmesi ne anlama geliyor? Bu Türkiye'nin yürüttüğü veya Türkiye ile yürütülen bir diplomasinin sonucu mu sizce? Şimdi Amerika e, Suriye'den çekilme dair bir cümle kuruyor. Doğru ama bunun anlamı ne? Ve sahaya nasıl yansıyacak? Şimdi e, bir kere sahadaki taktiksel etkisini mi ortadan kalacak, üslerle varlığını ilgili varlığını ortadan kaldıracak? Çünkü Dağış'la mücadele gerekçesiyle deniz piyadelerini getirmişti. Onlarla beraber hovitserler, 155'lik obüsleri getirmişti. Ateş desteği sağlıyordu. Şimdi onların çekilmesini mi konuşuyor, gündeme diyor? Yoksa e, 23 tane üs var. 23 tane üsü e, derdest edip toparlayıp e, Suriye'nin tamamıyla çıkmaktan mı bahsediyor? Bu belli değil. Bir diğer tarafı cümle eksik kurulmuş durumda. Yani DAEŞ'le işte mücadele için Amerika Birleşik Devletleri orada değil. yani o bir gerekçe. Şimdi o gerekçe üzerinden İsrail'in güvenliği başta olmak üzere e, coğrafyayı bir şekilde domine eden e, bir başka terör örgütü onu çok ciddi anlamda bir alan yaklaşık 50 bin kilometre Suriye'nin 3'te 1'i 175 bin kilometre karın 3'te 1'ini YPG PKK'ya tahsis etmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri yaptı bunu. Şimdi orası ne olacak? Yani çıktı kelimesi YPG PKK'nın etkisizleştirmesi anlamında geliyor mu? Veya YPG PKK kalırsa bunun e, şey nasıl bir denklemle beraber orada varlığa devam edecek? Buna Türkiye nasıl bakacak? Türkiye'nin bunun üzerinde ortaya koyacağı etkin ne olacak? Bir diğer tarafı da sorumuz şu. Ee, yani e, Türkiye'nin operasyon yapmasını engelleyen bir vaatle mi karşı karşıyayız? Bir, e, yani Trump bazından bir cümleyle mi karşı karşıyayız? Bu önem taşıyor. Ee, yani liderler bu vekaletler savaşında e, Buket şunu gördük biz. Lider seviyesinde kamu diplomasisi yapılıyor. Lider seviyesinde psikolojik harekat yapılıyor. Lider seviyesinde aldatma, şaşırtma, yanıtma, oyalama, kandırma yapılıyor. Yani böyle bir fotoğraf varken bu neye ihtiyaç duyar? Tamamıyla ve tamamıyla garantiye ihtiyaç duyar. Peki süre de çok güzel bir şekilde yetiştirildi Hı. onu gördüm. Şimdi e, esas ana soruyu ben sormak istiyorum. Bence izleyicilerimiz de zaten bu sorunun yanısını merak ediyor. Şimdi siz diyorsunuz ki liderler düzeyinde bir psikolojik savaş yürütülüyor. O zaman soru şu. Amerika Birleşik Devletleri biz çekiliyoruz deyince... Bu acaba Türkiye'nin önünü kesme amaçlı mı? Yani yarın biz oraya bir harekat düzenlesek, dünya kamuoyunda DAEŞ'e karşı savaşan YPG/PYD'yi vurmaya kalkan Türkiye gibi bir algı mı yaratmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri bu hamlesiyle? Bir tuzak mı, müdahaleye engel mi ya da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir dost döneminin sinyali mi? Soru gelsin. Türkiye Amerika'ya güvenebilir mi? Türkiye Amerika'ya bu koşullarda güvenemez. Yani hani e, gerekçelerini ortaya koymamız lazım. E, bir dost ve müttefik olarak e, bir iddia üretirken e, bir düşman gibi hatta bir sinsi düşman gibi davrandı e, yakın dönemde. Bu bir gerçek. Yani hani e, biz bir devlet yöneticisi değiliz. Biraz bu konuda rahat cümleler kurabiliriz. Belki devlet bu cümleleri istediği gibi kuramıyor ama Amerika Birleşik Devletleri e, Türkiye'nin üniter yapısına tehdit olan YPG PKK başta olmak üzere e, PETO'yu bir şekilde destekledi. Şu an onu hala bir şekilde himaye ediyor. Ve bir diğer tarafıyla da e, Türkiye ve İslam dünyası için çok büyük bir tehdit olan DAEŞ gibi radikal bir örgütü kendi hedef ve menfaatleri doğrusu gerekçe öğreterek kullandı. Şimdi örneğin bir cümle kuruyor. İşte ben DAEŞ'le işte mücadele için buradayım gibi bir cümle kuruyor. Ama bu, o cümlenin arkasına baktığınız zaman e, Türkiye'nin, e, Suriye'nin, Irak'ın, ünitar yapılarının bozulmasıyla ve Orta Doğu coğrafyasının yeniden dizaynı ile ilgili bir temel denklem ortaya çıkıyor. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkçası gizli bir ajantası olduğunu herkes görüyor. Sadece bu gizli ajanda kendisi tarafının açıklanmadığı için herkes bununla ilgili, bununla ilgili isabet oranları farklı farklı olmak üzere muhakemeler var analizleri doğru veya yanlış analizleri var ve buna dair ortaya koymuş oldukları stratejiler var şimdi buradan bakıldığında açıkçası e, Türkiye Cumhuriyet tarihinde karşı karşıya kaldığı risklerin belki de en büyüğüyle en zorlusuyla, en tehlikelisiyle e, çok değişik seviyelerde ve katmanlarda son 3 e, sene içerisinde 5 sene içerisinde karşı karşıya kaldı yani aslında bununla ilgili de 2011 senesi çok önemli bir milat 2011'de doğrusal işgal bitti Irak'ta, asimetrik işgal başladı Suriye'de, iç savaş başladı Türkiye'de çözüm sürecinin taşları döşenip Şemdinli olayları ve yüksek ola olayları yaşandığı halde ve ondan sonra çözüm süreci cumhuriyetlerin en büyük isyan girişiminde sebebiyet verdi. Şimdi bu çekilme süreci dediğimiz süreç ya yani bu kısa bir süreçten Hı -hı. de söz etmiyoruz zaten bu çekilme sürecinde ne olacak veya diyelim ki gerçek bir çekilme oldu o zaman bu çekilmeden sonra PYD orada ne yapacak? Bir de şunu tekrar soruyorum. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri çekildikten sonra Daesh'e karşı savaşan PYD'ye işte gidip harekat düzenleyen Türkiye diyerek hani Türkiye'yi Daesh'in yanında pozisyon almış bir duruma mı düşürmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü bu nokta bence oldukça önemli. Yani dünya kamuoyunda böyle bir pozisyonda görünmesinin mi sağlamaya çalışıyor? Çekilme süreci nasıl geçecek? Çekilmeden sonra PYD nasıl bir pozisyon alır? Soru gelsin. Çekilme bittikten sonra PYD ne yapacak? Şimdi tabii çekilme söz konusu olursa PYD'nin ne yapacağını veya ne yapabileceğine dair bir takım cümleler kurabiliriz. Ama şu an çekilme gerçekleşmiş değil. Sadece buna dair bir vaat cümlesi var. Öngörelim çekilme gerçekleşti. Şimdi burada YPG, PKK açıkçası rejim ve İran başta olmak üzere Rusya denkleme dahil edilerek bir şekilde çok farklı ilişkiler ve angajmanları devreye koyabilir. Bir diğer tarafıyla belki de işin en tehlikelisi, belki de çekilmeden bahsedilen kastedilen o. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri burada YPG PKK'yı bir şekilde e, kendi himayesinden mahrum bırakırsa YPG PKK'yı Türkiye başta olmak üzere bu coğrafyada ezmek isteyen e, pek çok irade var. Rejim de buna da yani rejim bir şekilde bu denklemde YPG PKK'yı kendi üniter yapısına ve kendi hükümranlığına ortak görmek istemez. Ama Amerika Birleşik Devletleri bir pazarlığın neticesinde böyle bir cümle kurmuş olabileceğini de öngörmemiz gerekiyor. Yani bu şu demek, ee, yarın e, Fırat'ın doğusu ile Fırat'ın batısı arasında Irak'ın kuzeyi ile Irak'ın e, orta Irak arasında, merkezi Irak arasındaki de benzer bir şekilde e, yeni bir siyasi yapının şekillendiğine dair bir pazarlığın kendisini göstermeye başladığını, sahada kendisini göstermeye başladığını görebiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum. İşte biliyorsunuz çok süslü cümleler kuruyorlar bunun için. İşte federasyon, konfederasyon, işte yerinden yönetimi Özerk ee, özel yönetim kantonlar gibi bazı cümleler kuruluyor. Ee, Suriye ile ilgili YPG, PKK ve rejim arasında. Şimdi buna dair bir denklemin şekillendiğini görebiliriz. Burada aslında hani örneğin Kamışçı'ya bakın, Haseke'ye bakın. Orada işte 3500 civarında rejim askerinin bulunduğunu görüyorsunuz. Yani PKK'nın etki üretmiş olduğu alanlarda şu an rejim var. Şeyin kuruluşuna bakıyorsunuz. PYD, YPG'nin kuruluşuna bakıyorsunuz. Bunda rejimin çok güçlü bir etkisi ve parmağı var. Yani e, çok su götür bir fotoğraf var oralarda. Peki o zaman şunu sorayım. Şimdi Trump 30 gün içinde çekileceğiz yönünde açıklamalar yaparken siz bu çekilme kararının öncesinde Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için Türkiye bu operasyonu yapmak zorunda şeklinde bir açıklama yapmıştınız. Hala bu şekilde düşünüyor musunuz şu anki tabloya baktığınızda soru gelsin. Yani şimdi bu çekilme kararından sonra Türkiye Fırat'ın doğusuna bu operasyonu yapmak zorunda mı? Neden? Yanlış soru geldi siz ona bakmayın. Canlı yayının hataları olur. Affedilir. Evet buyurun. Şimdi ben hala Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda ve Suriye'nin kuzey doğusunda hatta ve hatta buna Irak'ın batısını dahil ederek oradaki o jeopolitik adada etki üretmesi gerektiğini ifade ediyorum. Ne kadar büyük riskler içerisinde barındırırsa barındırsın. Eğer Türkiye ee, kendi iradesi, kararlılığı, inisiyatifi ve etkisiyle sahadaki e, garantiyi kendi başına üretmezse kendisine dayatılan bir çözümü kabul etmek zorunda kalacak. Bu gerçek. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunun farkında ve şundan çok büyük bir endişe duyuyor. Yani Fırat'ın doğusunda oluşturmuş olduğu e, bu garnizon terörize devleti, terör devletini bir tek Türkiye'nin bozabileceğini, buna sadece Türkiye'nin gücünün yetebileceğini çok iyi biliyor. Ve Türkiye'nin ortaya koyacağı etki, Amerika için çok ciddi jeopolitik riskler üretiyor. Çünkü karşı karşıya kalırsa, bir kere jeopolitik bir kopuş gerçekleşebilir onun açısından. O yüzden Türkiye'nin orada müdahale etmemesi için sayısız ıı, gerekçe üretiyor. Bunlardan bir tanesi işte belki konuşacağız. Suriye peşmeleri gelir. Yani namı diğer Roj Rojava evet, gelir onu. Onun hemen sonrasında bakın bugün e, o kadar büyük jestler gelmeye başladı ki. Yani bir yandan patriotlar bir yandan işte buradan çekileceğiz. İşte Sayın Erdoğan isminin geçtiği görüşmeler işte iki lider görüştü buradan işte e, işte çekileceğiz 60 gün 100 gün içerisinde filan işte dışlarından sütları filan çekilmeye başlandı. Böyle Türkiye'yi e, Türkiye'ye karşı çok vaat e, ve ee, bir takım hoş gözüken jestler. Şimdi bunun bir anlamı var ee, ve bu anlam açıkçası Amerika Birleşik Devletleri açısından e, kendi içerisinde çok ciddi e, dünya hakimiyetiyle ilgili riskler üreten bir denklem var. O denkleme göre de hareket ettiğini öngörüyor olmamız gerekiyor. Yani hani çok komplocu veya çok karamsar değil yeni bir denklemi, yeni bir öngörünün geliştiğini de görmemiz gerekiyor. Şimdi siz Patriot konusunu açtınız o zaman ben de buradan ilerlemek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye 3,5 milyar dolar derinde Patriot sistemi satışını e, resmen aslında onayladı. Böyle bir e, hı hı. bilgi var. Peki şimdi s 400ler de var ya hı hı. E, Türkiye S-400'ü teslim alacak mı? Yani Amerika şimdi ben bu Patriot'u veriyorum ama S-400'ü alma derse ne olacak Sor gelsin. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Patriot'ları satarsa S-400'lerin durumu ne olur? Bu Patriot adımı ne anlama geliyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bizim çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde çok nazlana nazlana işte kıta Avrupa'sının elindeki Patriot'lar dahil olmak üzere bize göstermelik olarak verdiler ve çektiler. Sonra biz hava savunma sistemimizle ilgili büyük bir zafiyet olduğuna dair gerekçelerle Çin'den tüze almaya kalktık. Bunu almamıza izin vermediler. İşte NATO sistemine entegre olmuyor, olamıyor filan gibi gerekçelerle. Sonra tabii e, süreç çok değişti kendi dinlemekleri içerisinde ve Türkiye S-400 almaya karar verdi. Şimdi s 400leri almayla ilgili günce gelişmişken Amerika Birleşik Devletleri dedi ki e, ben dedi işte Dışişleri Bakanlığı bugün yapmış olduğu açıklama. E, sana e, patron sat, satışını e, bir şekilde izin veriyorum. Bununla ilgili onay çıktı. Şimdi bu aslında e, çok önemli bir günce, şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz Amerika'da bir tartışma var, bunu çok e, yakalayamadık belki, çok da fazla Türkiye'de gündem olmadı. Biz diyor buna S-400'leri şeyleri, Patriotları satmıyoruz diyor. Tamam, hatta bununla beraber e, işte karmaşık sistemleri, gelişmiş sistemleri de pazarlık konusu yapıyoruz, bir e, sopalamak için Türkiye'yi kullanıyoruz. Yani kendi eksenimizden çıkmaması için filan bunları da yapıyoruz. E bir diğer tarafıyla e işte F-35'lerle ilgili Türkiye'ye karşı çok ciddi anlamda bir baskı güncesi oluşturuldu. Ama diyor, şimdi ben bunları vermiyorum ama diyor, bu sefer diyor, gidiyor başka yerden alıyor diyor. Başka sistem alıyor diyor, daha etkili sistem alıyor diyor. Bu sadece bunu almakla kalmıyor diyor. Bir kent çok güçlü bir arayışı, çok farklı eksenler ortaya çıkıyor ve benim için en tehlikelisi benden kopuyor diyor. Ya yani dünya ile ilgili değişikliğe sebebiyet veriyor. Çünkü bu sistemler eee stratejik sistemler. Ya yani dünya jeopolitiğine etkileyen sistemler. Şimdi böyle bir tartışma var. Satıp satmamak arasında. Şimdi e, şöyle bir durum söz konusu. E, bir takım haberler var işte Amerikalı bir yetkiliden e, alınan bir takım hı hı. bilgiler e, doğrultusunda şöyle bir şey var bu karar diyor Erdoğan Trump görüşmesinden sonra alındı hani bu bir diplomasi zaferi şeklinde yorumlar geliyor yine Amerikan medyasından gelen bilgiler Trump Suriye'de bulunan askerlerin 30 gün içerisinde yani uzun vadede değil 30 gün içerisinde çekilmesini emrettiğini bu şekilde bir talimat verdiği öne sürülüyor. şimdi peki o zaman ee, esas e, sorulardan bir tanesi gelsin. Şimdi böyle diplomasi zaferi, işte açıkçası böyle hani bir iyi niyet göstergelerinin üst üste gelmesi soru geliyor. Rusya konusuyla ilgili Amerika'nın bu adımı Türkiye-Rusya ilişkisini zora sokar mı? Şimdi Türkiye'nin e, en son girdiği e, bu e, vadide açıkçası işi hiç kolay değil. Şimdi e, yüksek gerilimin ortaya çıkmış olduğu bir küresel rekabet alanında iki devlet eşgüdüm içerisinde bir işbirliği üretip bu işbirliği üzerinden kendi hedef ve menfaatlerini kovalayan bir Türkiye fotoğrafı var. Şimdi bu açıkçası çok zor. Sonuçta Atlantik e, Atlantik eksenine bağlı bir NATO ülkesi olarak bunun karşısındaki eksende yer alan hatta bunun başat unsuru olan bir ülkeyle ve şu an Amerika Birleşik Devletlerinin e, sopalamak üzere çok iddialı cümleler kurduğu bir İran'la işbirliği yapıyorsunuz. Şimdi bu fotoğrafta Amerika Birleşik Devletleri bundan e, çok memnun değil, memnun olmaz. Ama bir diğer tarafıyla e, Rusya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin girmiş olduğu kendi aleyhine gelişen angajmanlardan da çok memnun olmaz. Burada e, belki Rusya'nın işi daha kolay. Hatta Putin'in bir cümle kurmuştu. Biz sadece ilişkilerimizi geliştirmeye bakalım. Yani hani ben, benim senin NATO'dan ayrılmanı ister gibi böyle bir iddialı cümlem yok. Şimdi Putin çok akıllı bir adam. Ee, Türkiye ile Rusya arasındaki gelişen ilişkilerin nereye gideceğini, nasıl sonuçlar üreteceğini çok iyi hesaplama kabiliyeti olan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bu çok zor bir denklem. Türkiye bunu başarabilir mi? Ben başarabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye bir şekilde e, bu yüzyılı e, varlık, iddiası ve etkisi üreten bir ülke olarak e, geçirmek istiyor. Şimdi bu anlamda e, belki de e, yakın tarihin kırıldığı bir günceden geçiyoruz, süreçten geçiyoruz. Şimdi burada Türkiye açıkçası çok zor bir işe soyunacak öyle gözüküyor. Hem Rusya'yı hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni eşgüdüm içerisinde işbirliği üreten bir ülke fotoğrafı gözüküyor. Şimdi ben birkaç nokta eklemek istiyorum ve aslında bunu bir soruya da çevirebilir arkadaşlarım. Bu soruyu şu anda ekleyeceğim çünkü ard arda da tabii yorumlar geliyor. Yani dünyadaki diğer ülkelerden bu olaya ilişkin yorumlar. Herkes Doğru. Öncelikle söyleyeyim. Herkes şaşkın bence. Şimdi mesela Rusya tarafından bir açıklama var. Mesela Rus bir vekil Amerika eli boş kalmasından korktu diyor. Çünkü Patriot hava savunma sistemlerinin satışını bu şekilde ivedilikle e, onaylamasının sebebinin S400 hava savunma sistemlerini teslimli kapsayan anlaşmayı engellemek olduğu yönünde e, bir e, Rus bir vekilden bu yönde bir e, açıklama geldi. Ayrıca mesela İngiltere'den farklı bir görüş var. Onu da izleyicilerimize de paylaşalım. İngiltere Savunma Bakanlığıysa Trump'ın IŞİD yenildi, DaEŞ yenildi açıklamasına şiddetle kabul karşı etmiyor. çıkıyoruz diyor. Onlar da onu hiçbir şekilde e, kabul etmiyor. E, tehdit Başka aşırıcılık biçimine dönüşmüş haliyle hala canlı bir biçimde sürüyor şeklinde bir tweet var. Şiddetle karşı çıkıldığına dair İngiltere Savunma Bakanı'nın atmış olduğu bir tweet Türkçesi özetle bu şekilde. Peki dediğim gibi yani Rusya tarafı orada dengeyi kurar diyorsunuz ama İngiltere tarafı da başka bir şey söylüyor. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri bir hamleyle... E, dengeleri yine bir şekilde değiştirdi ve alt üst etti diyebilir miyiz burada? Amerika Birleşik Devletleri bu hamlesiyle dengeleri alt üst etti mi? Soru da bu. Yazarsınız. Şimdi e, tabii e, Trump e, çok akıllı bir adam. Yani şimdi, şimdi biz Trump'la ilgili e, çok farklı alaycı bazı cümleler kuruyoruz ama e, öyle umulmadık e, bir cümle kuruyor ki bu cümlenin ortaya koymuş olduğu e, tepkilere bakarak e, stratejisiyle ilgili yeni bir denklem oluşturuyor. Şimdi e, işit veya Daesh yenildi mi? Hayır böyle bir gerçek yok. Yani sadece işitin elindeki e, işte karasal alanlarda e, bir ortadan kalkış var. Ama bu cümle de doğru değil aslında. E, onu da söylemek gerekiyor. Şu an örneğin e, şeye baktığınız zaman Suriye'nin içerisinde El Safa Volkanik Bölgesi var. Orada eşit var. Hem yani de kuvvetli bir varlığıyla var. Bir diğer tarafıyla IŞİD'in e, pozisyon almış olduğu pek çok ülke var. Yani Mısır'da Sina Yarımadası'nda var. İşte Nijerya'da var. E, ondan sonra Afganistan'da, Pakistan'da var. Filipinler'de var. Diğer pek çok dünya ülkesi de sıçramış durumda. Diğer tarafıyla şeye bakın lütfen. Musul'a bakın. Kerke'ye bakın. Şu an çok ciddi anlamda bir eşit baskısı altındalar. Yani e, Trump bitti dediği gün eee Brett Mcgork işitle mücadele e, temsilcisi Trump'ın hayır dedi bitmedi dedi mücadele uzun soluklu dedi. Gerçeğini kurmak gerekiyor. İngilizler bu konuda doğru bir cümle kurdular. Dediler ki yani işit bitmedi. İşit sadece yeni bir strateji geliştirdi. E, mikrolaştı ve hücreselleşti ve şu an e, alanda e, terör üreterek varlığını devam ettiriyor ve toparlanmaya çalışıyor ve fırsat bulduğu her alanda mutlaka etki üretecek. Şimdi bu etki üreteceği süreçlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'i gerekçe göstererek alacağı pozisyonlara bizim çok iyi bakmamız lazım. Yani ör örneğin şu an e, İran tarafında radikallerin gönderildiği bir başka denklem var. İran tarafında bir konsantrasyon var Amerika Birleşik Devletleri açısından. Irak karasalında İşte en büyük üstlerden bir tanesini Hariri'yi hemen Kandil'in dibine kurmuş durumda. 30-40 kilometre mesafede. Şimdi o zaman biraz İran'a ilişkinde konuşalım Olur. mı? Ee, şimdi Amerika Birleşik Devletleri... Fırat'ın dostunu tutarak İran'ı sıkıştırmak istiyor dersek eğer. Peki e, Türkiye e, istediğini alırsa yani bu süreç gerçekten dürüst bir şekilde Amerika tarafından yürütüldü diyelim. Gerçekten çekildi. Orada e, YPG'ye ortaklıktan vazgeçti veya öyle gözüktü bir süre bilemeyeceğim. E, Türkiye... E, İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olur mu? Türkiye İran'a karşı nasıl bir pozisyon alır? İran demek bir şekilde aslında Rusya'da demek. Siz az önce dediniz ki bu süreci idare edebileceğini düşünüyorum Türkiye'nin. Ama bu süreç Türkiye-İran ilişkilerini nasıl etkiler? Şimdi ben biraz daha kafa karıştırayım öyleyse. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'la ilgili çok iddialı cümleler kuruyor. Ama bunun gereğini yapmıyor ilginç bir şekilde. Yani hani 2003 işgaline baktığımız zaman 2003 işgalinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Şii eksende İran'la ilgili çok ciddi anlamda bir işbirliği var. Şimdi İran'ı İran çıkartacağım diyor Suriye'den veya İran'ı domine edeceğim diyor. E, domine edeceği alanı setti e, Irak'tan değil Suriye'den kurmaya kalkıyor. E şimdi çıkartacağım diyor Buket. E, İran'ı evet Suriye'den çıkartma cümlesi kurabilirsiniz ama şu an İran'ı Suriye'den çıkartma ile ilgili kimse nasıl çıkartılacağını bilmiyor. Ya yani ben bununla ilgili cümle kurabilen bir insan duymadım. Yani oradaki Kasım Süleyman'ın ekibini, ondan sonra onların getirmiş olduğu İran'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, işte Lübnan'dan, diğer Şi Şii alanlarından getirmiş olduğu Şii milisleri nasıl çıkartacaklarını, rejim üzerindeki etkisini nasıl kıracaklarını kimse bilmiyor. Evet belki bununla ilgili çok iddialı cümleler var burada belki de en önemli unsur Rusya çünkü Amerika Birleşik Devletleri İranla ilgili Rusya'ya girmiş olduğu angajmanları iyi bakmak gerekiyor çünkü burada belki de en önemli partner Rusya olabilir çünkü evet belki işbirliği içerisindeler ama havada Rusya güçlü, karada İran güçlü ve Rusya ile İran arasında özellikle rejim alanlarında rejimin etki etmiş olduğu alanlarla ilgili ciddi bir rekabet var. Şimdi burada Türkiye'ye bakıldığında tabi Türkiye Burada aynı Rusya ile ürettiği gibi, aynı Amerika ile ürettiği gibi İran'la karşı karşıya kalmayacağı veya İran'la Türkiye'nin birbirinin ayaklarına basmayacakları bir denklemin peşinde olduğunu görüyor olmamız gerekiyor. Bu kolay mı? Bu da zor. Çünkü İran'la Türkiye arasında çok ciddi anlamda kadim bir rekabet var. Bu kadim rekabetin Amerikan etkisi nedeniyle bir işbirine dönüşmesi olasılığı var mı? Evet var ama erken evrelerinde şu an. Şimdi yine İran'la devam edeceğim. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasmi, herhangi bir ülke Suriye merkezi yönetiminden izin almadan Suriye topraklarında bir eylem yapmamalı. Buna uyulmadığı takdirde Suriye sorununun çözümüne yönelik İran-Türkiye-Rusya üçlüsünün yürüttüğü verimli Astana sürecinde bazı sıkıntılar çıkabilir demişti. Şimdi e, ne demek, nasıl bir sıkıntıdan söz ediyor? Gelsin soru, İran neden Fırat'ın ile ilgili sıkıntı çıkabilir açıklamasını yani tabii e, Türkiye'nin e, Fırat'ın doğusunda üreteceği etki doğrudan doğruya e, İran'ın egemenlik alanlarıyla veya İran'ın e, yayıldığı, yayılmak istediği alanlarla ilgili. Şimdi düşünsenize Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri e, bir eşgüdüm içerisinde Fırat'ın doğusunda etki üretiyorlar. Bu Fırat'ın doğusunda üretilen etkinin İran'la ilgili e, çok önemli sonuçları olur. Şimdi İran şunu hesap ediyor. Ee, Türkiye bastırırsa e, Amerika Birleşik Devletleri ya PKK'yı tercih edecek ya e, Türkiye'yi tercih edecek. Burada e, tabii Türkiye'yi tercih etme olasılığı çok güçlü. Bu da beraberinde çok güçlü bir anlaşma getirecek. Yani bütün şu an e, İran'la ilgili denklemlerin ters yüz olduğu bir fotoğraf ortaya çıkacak. Bir diğer tarafıyla e, Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Irak'taki varlığı onun için çok büyük bir polemik konusu. Şimdi İsrail aşağıdan bastırırken, İranla ilgili, Lübnan'da bastırırken, Suriye'de bastırırken, Irak'ta bastırırken, Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bunu küçük bir oyuncuyla yani YPG PKK gibi küçük yani küçük bir oyuncu derken bir terör örgütüyle yapması öyle kolay iş değil. Yani hani orada yani o YPG PKK bu işi halledebilecek bir irade değil. Burada e, partner olarak e, açıkçası çok güçlü unsurlara, devletlere ihtiyacı var. Şimdi Amerika şunu oynadı, şu oyunu oynadı. E, ben hem dedi YPG, PKK ile dedi e, oynarım dedi, hem de Türkiye ile oynarım dedi. Yani hani ama bu olmadı. Yani Amerika bunu başaramadı. Yani Türkiye'ye biçmiş olduğu bir gömlek vardı. Türkiye o gömleği sırtına giymedi. Girme, giymeyince e, bununla ilgili pek çok baskı yaptı. Onlar da tutmadı. Şimdi e, yeni bir süreç var önümüzde ve bu süreç açıkçası çok hassas bir süreç. Şimdi Amerika ne yapıyor? Yani yani düşün düşün düşün. Kendi. Yani hani her ya bir de şöyle bir şey söyleyeceğim size. Yani sadece Orta Doğu ile alakalı değil benim bu soracağım soru. Şimdi başka bir şey daha gündeme getireceğim. Fransa malum karışık işte sarı yelekliler e, olayları vesaire böyle Avrupa'ya sıçrayan aslında bir durum. Şimdi Hollanda, Belçika vesaire falan e, bunun arkasında Fransa'nın AB ordusu kurulması fikrinin fitili ateşlediği yorumları yapılıyor. Amerika bu fikre karşı Avrupayı karıştırıyor yönünde bir takım tezler var. Yani Avrupa'nın orada mücadele etmeye çalıştığı bir süreç var. Siz bu fikre ve bu teze e, nasıl bakıyorsunuz? Yani Amerika Birleşik Devletleri ee, devamlı bir şekilde bir yerlerle böyle yani satranç tahtasında oynayıp e, aslında dengeleri alt üst mü ediyor Avrupa'yı da mı karıştırıyor soru gelsin Amerika Avrupa Birliği'nin ordu kurması fikrine karşı olduğu için Avrupa'yı karıştırıyor diyebilir miyiz şimdi e, Trump bir cümle kurdu e, anlamı amiyane ama e, izleyicilerimiz anlayacak bunu dedi ki ben yetişmeseydim dedi e, Fransızlar, Macron söylüyor bunu. E, Almanca konuşmaya başlayacaktınız dedi. Şimdi, bir yani Fransızlar gibi onuruna ve milli değerlerine düşkün bir milletin e, liderine bu cümleyi kuruyor. Yani ben yetişmeseydim diyor, Almanlaşacaktınız diyor. Şimdi e, Avrupa ordusu kurulma düşüncesi ve bu düşüncenin e, Rusya ile entegrasyonu, işbirliği. Şimdi Amerika e, çok ciddi anlamda bir yatırım yaptı e, kıta Avrupa'sına, e, dünya ile ilgili. Şimdi Fransa da diyor ki ben bunu elimin tersiyle itiyorum, siliyorum ve yeni bir oluşma gidiyorum. O da diyor ki ben buna izin vermem. Şimdi e, bu cümleden sonra bir anda e, menşeyi belirsiz yani liderleri belirsiz, sözcüleri belirsiz, bir e, erken evre ayaklanma ortaya çıkıyor. İşte 42 tane madde ortaya koydular. Bunlar işte bir tane işte %20 %23 %24 akaryakıt fiyatlarının yükselmesi. Bir diğer tarafıyla işte belki temel gerekçe e, küresel baronların, e, sermaye baronlarının e, Fransız sosyal devletini yok etmesinin üretmiş olduğu sancılar. Buradan başlayan bir fotoğraf var. Şimdi baktığınız zaman e, bu işin altında açıkçası e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şekillenen e, hani Türkiye'de de çok bir zamanlar çok gündem olan işte Gladio, Fra, Fransız Gladiyosu'nda dair izler var, emareler var. Yani bunu tabi ispatlamak mümkün değil ama sözcü olarak ifadeli adam çıkıyor diyor ki ben Genelkurmay Başkanı gelip bizi kurtarmasını bekliyorum falan diyor. Yani e, NATO eksenli bir cümle öğretiyor orada. Şimdi Fransa ve NATO eksenli bir cümle deyince hemen Gladio akla geliyor. Çünkü menşeyi belirsiz e, toplumsal gösterilerin. Buna, bu, buna biraz deşmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi e, Amerika'nın Orta Doğu stratejisinin karışıklığa sürükleyeceği oraları işte DAEŞ'te mücadele ile ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapılıyor. E, Orta Doğu'da ne olacak? Sular ısınacak mı bu hamleler ardı ardına geldikçe? ya Bir de aslında genelde bir soru bu yani. Bu güçlerle mücadelenin bir gün bitme imkanı var mı? Gelsin soru. Yoksa Orta Doğu'da oynanan bu satranç çok daha uzun yıllar sürecek mi? Şimdi bir kere e, şu an bitse bile e, bunun neden olduğu travma e, açıkçası çok uzun soluklu sürecek. Yani iç savaşların neden olduğu sonuçlar e, eğer e, arzu edilen koşullar ortaya çıkmış olsa bile en az 30 yıl sürüyor bu kedi. Yani bu, bu bir kere ama bir, bir diğer tarafıyla da bu vekaletler savaşı e, bitmedi ki yani ve vekaletler savaşının ee, evrilmesi söz konusu. Yani devletlerin karıştığı, karışabileceği çok daha büyük savaşlara sebebiyet vermesi söz konusu. Çünkü devletlerin üniter yapısını tehdit ediyor artık. Yani örneğin Suriye'deki ve Irak'ın batısındaki yapı, ortaya çıkan şekillenme Suriye'nin ve Irak'ın ve Türkiye'nin parçalanmasıyla ilgili çok büyük bir risk, çok büyük riskler üretiyor. Yani İran İran gündem oluyor ama İran ilginç bir şekilde bunun dışında kalıyor, uzağında kalıyor şu an. Yani evet şu bir takım şeylerle İran'ın işte yola getirilmesiyle ilgili bir takım toplumsal ayaklanmalarla karşı karşıya kaldık. Belki bir takım hazırlık göstergeleri var ama İran hala kartlarını kullanmadı. Yani İr İran'ın özellikle Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de, Bahreyn'deki ortaya koymuş olduğu koyabileceği etkiyi Amerika Birleşik Devletleri'nin ben çok iyi hesaplaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu siz Suudi Arabistan'ın böyle paralı askerleriyle YBG PKK ile falan domine edebileceğinizi düşünüyorsanız bana sorarsanız hayal kuruyorsunuz. Çünkü e, hatırlayın 2011 yılında e, Rusya ve Ameri, e, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri e, İran'ın e, nükleer e, emelleri nedeniyle onu işte bombalamaktan bahsediyorlardı. Ne yaptı İran? çok basit bir hamle yaptı oradaki alandaki nüfuzuyla. Yemen'i, e, Suriye'yi ve Irak'ı birer cephe ülkesine çevirdi ve anlaşmak zorunda kaldılar. İran'la masaya oturmak zorunda kaldılar. Yani İran bugün daha kartlarını devreye koymuş değil. İran bu noktada sahada çok güçlü olan belki havada güçlü değil ama sahada çok güçlü. Ve bunun sonuçları olacak. Daha İran'da oyunu oynamaya başlamadı. Gözükmüyordu. Şimdi e, Suriyeli muhaliflerin müzakere komitesi üyesi Hadi El Elbahra'nın bir açıklaması var. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den ile Türkiye'de tam koordinasyon içinde çekiliyor. Yönünde e, bu tabii şimdi önemli bir açıklama. Böyle tam koordinasyon içinde falan gibi vurgular geldikçe o zaman ben size şunu sormak istiyorum. Yani siz demiştiniz ki e, çok yoğun bir mücadele var. Biz sadece YPG, PKK ile mücadele etmiyoruz. Asıl onları koruyup kollayan güçlerle mücadele ediyoruz. O zaman soru gelsin. Bu gelişmenin de özelinde soruyorum. Aslında bunu YPG PKK'yı kollayan güçlerin piyonlarıyla ile işi bitti mi? Şimdi bunun iki gerekçesi var. Eee bitmesiyle ilgili. Bu mümkün. Yani çünkü ben e, sahada tanıdığım Amerikalılar e, çok pragmatist ve açıkçası bir diğer tarafıyla da opportunist. Yani e, çözümcül ve fırsatçı. Yani Amerika Birleşik Devletleri YPG PKK'dan vazgeçer mi? Cümleyi genelleyelim. FETÖ'den mi vazgeçer mi? Şimdi bunun bana sorarsanız iki yolu var. Bir, PKK'yı ve FETÖ'yü beraber veya ayrı ayrı desteklemesinin bedeli, desteklemesinden üretmiş olduğu kazançtan ağırsa vazgeçer. Veya siz onunla onun önüne çok daha büyük bir kazanç üreten bir teklifle gidersiniz, vazgeçer. Şimdi bu anlamda yani YPG, PKK'yı açıkçası kullandı Ama YPG, PKK'yı kullanırken e, kullandığı, etki üretmiş olduğu alana bir bakmak lazım. Burası, e, evet belki biz terör koridoru cümlesini çok kullandık ama e, burada açıkçası İngilizlerin geçen yüzyılın başında e, hakimiyet üretmeye çalıştıkları ama istikrar üretemeyici hakimiyetleriyle ilgili e, parçalayıp bıraktıkları e, bir jeopolitik adadan bahsediyoruz. Aynen Cezire'den bahsediyoruz. Yani adanın gözü. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri YPG PKK üzerinden bir jeopolitik ada etkisi üretti. Şimdi bundan vazgeçer mi? Bir diğer tarafıyla İsrail'in güveninden vazgeçer mi? Çünkü bir diğer tarafıyla bu avangelist ihtirasların, bu doğmaların, ütülerin neden olduğu bir takım dini-siyasi etkiler var. O dini o dini-siyasi etkilerin alanı olarak kendisini göstermiş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bundan vazgeçer mi? Orta Doğu'da İsrail üzerinden tek ayak üzerinde duran Batı dünyasının e, ikinci ayağını sağlam basabileceği bir karasal alan ortaya çıkmışken bundan vazgeçer mi? Bunların hepsi cevaplanması çok zor sorular. Şimdi Amerika YPG'yi siyasi bir oluşum olarak nitelemişti yani çok e, kısa da bir süre önce böyle bir nitelemesi olmuştu. Soru gelsin. Şimdi bu gelişmeler oluyor oluyor Evet YPG'yi siyasi oluşum olarak gören Amerika acaba Türkiye'nin kaygıları ile ilgili ne kadar dürüst ne kadar güvenilir olabilir? Şimdi e, burada bir gerçeğin altını çizmemiz gerek e, Amerika e, çok akıllı bir e, kamu diplomasisi stratejisiyle e, Türkiye'ye bir gömlek biçti PKK'ya da bir gömlek biçti. Ve açıkçası PKK Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş kimyasından rol çaldırdı PKK'ya. Yani dedi ki Türkiye'yi Orta Doğu eksenine iteklerken, girmek zorunda kalırken, Türkiye'yi Sünni sünnici bir eksen üzerinden Orta Doğu'da varlık üretmesini sağlamaya çalıştı. Çünkü bu bu şu demek. Yani Orta Doğu'da sünnici eksende orada varlık göstermeniz e, mezhebi fitne başta olmak üzere çözümün bir parçası olmuyorsunuz, sorunun bir parçası oluyorsunuz. Yani eksenleşiyorsunuz. Bakın YPG, PKK bunu çok ısrarlı bir şekilde radikalizm dedi örtüşerek çok kullandı ve Batı medyası, Batı dünyası buna çok destek verdi. Yani Türkiye işitle beraber bir sünni eksendir cümlesi kuruldu. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kimyasında yer alan leyklik, leyk ve seküler gömleği de YPG, PKK'nın sırtına geçirdi şu YPG PKK neydi? Marksist, Leninist, enternasyonalist ve emperyalist karşıtı bir yapıyken şimdi şu coğrafyada leik, seküler bir yapı olarak kendisini gösterdi ve bir partner veya eşitle mücadele eden bir insanlık savaşçısı, bir özgürlük savaşçısı gibi bir kimlik bir şeydi ve bu kimliği Batı'nın propaganda aygıtı bütün dünyayı yutturdu. Yani bir terör örgütünü bir e, leik seküler bir insanlık savaşçısı gibi işte mücadeleden bir insanlık savaşçısına dönüştürdü mekanizma. Şimdi burada Türkiye'de işte teröristlerle işbirliği yapan filan bir ülke ekseni biçildi. Şimdi burası bence çok önemli. Yani belki Türkiye'nin en çok kafa yorması gereken konuların başında bu geliyor. Şimdi ben bir de size sizin az önce hani dediniz ya İran'ın ne yapacağı belli değil diye. Ben de size Hı. o zaman İsrail'in ne yapacağı belli mi diye sormak istiyorum. Zira şimdi bu denklemde İsrail'in de önemli e, bir yeri var. Bütün her şeyin ortasında. Geçen haftadan biliyorduk çekileceğini şeklinde işte biz kendimizi savunmaya devam edeceğiz Doğru. diye açıklama yapan var. bir İsrail. Peki bundan sonra ne yapacağı belirsiz bilmiyoruz. Hani İran'ı bilmiyoruz ama İsrail'i de bilmiyoruz. Siz ne bekliyorsunuz soru gelsin. Bütün bu gelişmelerden sonra İsrail'in tavrı ne olacak? Çünkü yani İran'la kanlı bıçaklılar bunu zaten hepimiz biliyoruz. O iki ülkeyi nasıl etkileyecek bu süreç? Özellikle İsrail tarafı nasıl bir tavır alır? Şimdi tabi Amerika bir oyun oynadı. Bu oyunda iki temel aktörü Suudi Arabistan ve YPG PKK'ydı. Şimdi YPG PKK'nın bir terör örgütü olduğunu biliyor. Ee, buna rağmen bu oyunu oynadı. Ama e, Selman'ın bu şekilde elinde patlayacağını bilmiyordu. Şimdi Selman da biliyorsunuz Türkiye'de ılımlı e, İslam'ın e, şövalyesi, baronu e, Fethullah Gülen e, akamete uğrayınca Türkiye bununla ilgili e, özellikle Türkiye içerisinde yani merkez üste çok sert bir mücadele tutuşunca ılımlı e, İslam'ın emrine e, Suudi Arabistan'ın Devlet gücünü, asker gücünü ve para gücünü tahsis etti. Ama bunu bir şekilde e, alanda işte İsrail'in güvenliği adına, e, Sünni Şii Sünni Şii fitnesinin sağladığı avantajlar adına, e, işte silah satışları adına, işte e, işte Sur, Suriye'nin kuzeyinde, kuzey doğusunda, Fırat'ın batısında veya Irak'ta Ambar bölgesinde, tartışmalı bölgelerde etkil etmek adına, örtülü operasyonları, kirli operasyonlar adına kullandı. Ama patladı elinde. Yani şimdi Amerika açısından Selman değiştirirse de değiştirmese de büyük riskler üretiyor. Şimdi burada yeni bir şekillenme bizim bilmediğim, şu an gündeme gelmeyen ama doğrudan doğruya liderler seviyesinde konuşulan bir sürecin söz konusu olabileceğini de öngörmemiz gerekiyor. Yani Amerika ve İsrail Suudi Arabistan ve YPG PKK denkleminden vazgeçip Türkiye ile bir işbirliği e, kurmaya çalışıyor olabilirler veya bununla ilgili bir takım müzakereler, bununla ilgili bir takım görüşmeler yapılıyor olabilir. Veya bununla ilgili bir e, altyapı oluşturması, altyapı oluşması ile ilgili çalışmalar söz konusu olabilir. Bununla ilgili bir fikir söz konusu olabilir. Bunları göreceğiz zaman içerisinde. Sağdaki etkileri ancak e, doğru anlamda okuyabiliriz ama e, bunlar şu an artık öngör, öngörüler içerisinde. Şimdi Rojava peşmergelerinden lafı az önce siz açmıştınız konuşuruz diye. Şimdi Suriye'nin kuzeyine Tel kobaniye Kobani'ye konuşlandırılıyorlar şeklinde bilgiler var ki Türkiye'de bu düşünceye sıcak bakıyor şeklinde de bir açıklama, bu açıklama geldi. Mı? Bu Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin bir yöneticisinden Kava Azizi diye. Ee, bu yani ne anlama geliyor? Bunu nasıl okumalıyız? Bu konuşlanma yani Rojava peşmergelerinin durumunu nasıl e, değerlendiriyorsunuz diye daha yuvarlak bir soru sorayım. soruda gelsin. Türkiye sınırında nasıl bir oluşuma müsaade eder? Eder mi? Şimdi e, tabii Türkiye'nin e, Fırat'ın doğusuna operasyon yapma iradesi ortaya çıktıktan sonra Amerika bunu pat diye masaya koydu. Şimdi e, tabi e, Rojava peşmergeleri diye ifade edilen aslında benim Suriye peşmergeleri cümlesini tercih etmiş olduğum bu oluşum bir şekilde Türkiye'nin desteklemiş olduğu e, Suriye e, Muhalefeti ve Devrimci Güçler Koalisyonu'nun alt türevi bir silahlı yapılanma. E, kim tarafından kuruldu? 2011 yılında e, Barzani tarafından Barzani'ye Barzani bağlı Bakanlığı e, Bakanlığı'nın e, Zeveran diye tanımlanan özel kuvvetleri tarafından eğitilmeye başlandı ve sayılarının işte 5 bin, 6 bin, 8 bin olduğuna dair değişik cümleler var. Şimdi e, bir diğer tarafıyla... Suriye Ulusal e, Kürt e, Meclisi'nin, konseyinin e, silahlı kanadı bu. Türkiye yani Türkiye'de bu yapıyı bir şekilde destekliyor. Ama e, Amerika Birleşik Devletleri şimdi bu yapıyı e, bir şekilde Türkiye'nin YPG PKK üzerinde etki üretmesini engel olmak niyet ve maksadıyla kullanmaya çalışıyor. Yani şimdi bizim sorunumuz sınırın güvenliği değil ki bu ket. Bizim sorunumuz YPG PKK'nın oradaki varlığı, ulaşmış olduğu silahlı e, gücü yığınağı ve bir diğer tarafı da işte 60 60 gibi 80 bin gibi cümleler kurulan terörize oluşum. Öte tarafıyla belki bunlardan çok daha tehlikelisi ve büyüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin, kıta Avrupa'sının, İsrail'in ve Körfez'in bunları himaye etmesi, bunları bir güç ve cazibe merkeze dönüştürmesi, Türkiye'nin onlara dokunamaması. Bence bu, bunu da gündem etmemiz lazım, konuşmamız lazım. Burada e, yani mesele bir diğer tarafıyla hakaret cümlesi. Biz sınırımızı korumasını bilmiyor muyuz? Biz sınırımızı korumasını biliyoruz. Buradaki mesele sınırın güvenliği değil. Bu sadece bir parçası o devasa problemi buradan bir e, parmak balla beraber başka bir denklem veriyor. Ben Türkiye'nin e, açıkçası burada bir tuzağa düşmemesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman buradan devam edeceğim. Yani Türkiye'nin e, operasyonu yapmak zorunda olduğunu mu düşünüyorsunuz? Soru gelsin. Türkiye Amerika Birleşik Devletlerinin bu tavrından sonra nasıl adım atmalı? Siz hala operasyon noktasında mısınız yani? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin e, Fırat'ın doğusunda bir operasyon yapmasıyla ilgili gerekçeleri ortadan kaldırırsa ve bununla ilgili Türkiye'nin kabul edebileceği gerçekçi garantileri verirse Türkiye orada operasyon yapmaz. Ama böyle bir günce şu an yok. Ya yani bununla ilgili bir takım mağat cümleleri var. İşte hemen bakın işte dedi ki işte patriotları sana satarım ma dedi. Bak Rojava peşmergeleri dedi. Bunları kullanabiliriz dedi. Bak dedi ben zaten çekiliyorum dedi bu coğrafyadan dedi. Şimdi bir cümle kuracağım ben. Ee, şimdi 60 ila 80 gün arasında çekileceğim dedi. 60 gün geçti. 100 gün geçti. Ya ben bu işten vazgeçtim derse biz ne yapacağız? 60 günlük veya 30 80 gün 80, şeyler 80, 80 var, yani var. Bu oyalanma sürecin bu oyalanmanın sonrasında ortaya çıkan oluşum. Çünkü durmadan zaman kazanmaya çalışıyor Türkiye ile ilgili farkındaysanız. Yani hep Amerika, Membiç Membiç modeline bakın. Membiç 2016'nın konusu. Fırat Kalkan'ın konusu. Sayın Erdoğan yapmış olduğu açıklamaları hatırlayın lütfen. 5000 kilometrede dedi harekatın hedef alanı. Harekat kaçta bitti? 2015 kilometreyle bitti. Sebebi neydi? Amerikan askerlerinin Türk askeri YPG PKK'yı Membiç'e doğru kovalıyordu. Fransızlarla beraber araya girdiler. Ve Azez-Cerablus mihverinde başlayan harekat ters bir piramit gibi BAP'ta sonuçlandı. Sağında ve sonunda kalan alanlar 2500 km2, 2600 km2 belki. E, Membiç bölgesi yani harekat alanından daha büyük bir alan Amerika'nın şehirde kaldı ve hala o günden beri sündürüyor Türkiye'ye karşı. Yani burada açıkçası hani eğer vaatler üzerinden gideceksek Membiç örneği ortada. Sadece Membiç değil sahada verilen pek çok söz var. Yani Fırat Kalkanı harekatında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin harekatını domine edecek şekilde ortaya koymuş oldukları reflekslere bir bakalım. Harekatı durduruyor. yani yani Rakka operasyonu durdurarak işitin tamamıyla BAP'ta karşımıza yığılmasını sağlayan bir Amerika Birleşik Devletleri fotoğrafı var. Yani bunlar bunlar çok önemli çok önemli ibretlik dersler bunlar. Şimdi bir de tabii Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun hani tersine göçle ilgili de önemi var aslında. Yani ben size normalde diyecektim ki e, ülkemizde misafir olan Suriyeliler bir operasyon gerçekleşir ve bu başarılı olursa geri dönme başlarlar mı? E, fakat şimdi bu durumda o zaman ne olacak? Yani 3,5 milyon Suriyeli geri dönecek mi? Geri dönebilecek mi? Bir de tabii dönerlerse neyle karşılaşacaklar? Soru da bu zaten. Buyurun. Şimdi e, bu konuda gerçekçi olmak gerekiyor. E, Türkiye e, tersine göçle ilgili... Çok büyük bir sorunla karşı karşıya. Ee, öncelikli olarak e, şunu şunun farkındayız biz. Yani biz e, Suriye'nin işte 260 bini e, Kürt olmak üzere e, ve Suriye'nin kuzey doğusunda yani PKK'nın ötekileştirdiği Kürtlerin Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz. 3.5 milyon hatta 3.600 şeye bakarsanız yani e, kayıda girmeyenlere bakarsanız çok daha büyük bir rakam var aslında. Yani 4 milyon aşan belki bir rakam var. Şimdi biz bunların Suriye'ye geri dönmesini istiyoruz. Peki Suriye'ye geri dönmeleri ilgili e, güvenli bir alan açmak zorundayız. Sadece güvenli bir alan değil aynı zamanda bir refah alanı açmak zorundayız. Şimdi böyle bir alan şu an yok. Yani İdlib'e mi girecekler, dönecekler? Hayır. Başka bir alana ihtiyaç var. Şimdi ve bu alanın bir şekilde kendi kendine bakabilmesine ihtiyaç var. Cümleyi şuradan kuralım. Ee, Suriye'deki iç savaş öncesindeki demografik oran %65 %70 seviyesinde Sünni Arap. Şimdi bu Sünni Arapların şu an e, yani büyük bir çoğunluğu işte 10 milyon civarında Kürtlerle Türkmenlerle beraber e, şehrin ülkenin dışına kaçtı. 6 milyonu işte bir şekilde yer değiştirdi. E 1 milyon da ya öldü ya kayıp. Şimdi böyle bir fotoğraf var ve şu an Sünni Araplar Suriye'de %8'e e, e, falan sıkışmış durumdalar. E bu alan %70'ti, %65, %70'ti. Şimdi %65, %70'lik bir alanın bunlara güvenli ve bir refah adası olarak kendisi göstermesi lazım. Bu şu an ortada yok. Şimdi Türkiye bunu yapmak zorunda. Yapamazsa bu geriye dönüş bir kere çok zor olacak. Bir diğer tarafıyla da yapılan istatistikler şunu söylüyor. Ne yazık ki bu gerçek. Yani 10 e, tanesinden ancak 3 tanesi geriye dönüyor. Yani böyle ne, ne kadar güvenli bir refah alanı oluşturursanız oluşturun. Yani bu e, çok sistematik bir şekilde, bilimsel evet. bir şekilde çözülmesi gereken e, çok büyük bir sorun olarak e, duruyor. Yani evet, evet, mağzundur, mağdurdur, mahkumdur. Bunlar doğru ama e, Türkiye çok önemli bir e, kriz yönetimi üretmek zorunda bu konuyla ilgili. Amerika, Türkiye, Irak, İran ve Suriye'yi dizayn etmek istiyor. 22 İslam ülkesinden 24 yeni ülke çıkaracağız şeklindeki açıklamaları unutmamak gerekir diyorsunuz. Peki soru gelsin. Amerika'nın Türkiye'de dizayn etmek istediği şey nedir? Amacına ulaşırsa ne olur? Şimdi e, Türkiye aslında bunu yaşadı. E, biz özellikle hani bu cümleyi artık çok rahatlıkla kurabiliriz. E, 2014 yılına gelinceye kadar Amerika Birleşik Devletleri e, PKK ile olan ilişkisini hiçbir zaman kabul etmedi. Ama e, dağlarda mücadele eden bizler dahil olmak üzere e, hep e, bu PKK terör örgütünü. Yıkıcı, bölücü, bozguncu terör örgütünün arkasında kim var? Bu soruya cevap aradık ve bu sorunun cevabını ispatlarla beraber bulduk. Çünkü sonuçta başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere kıta Avrupasının doğrusal olmayan bir şekilde yani Türkiye'yi bir müttefiklerini işte karşılarına almayacak şekilde bunu bir baskı unsuru olarak Türkiye'yi PKK'ya hapsetmek gibi bir strateji üzerinden çok güzel bir oyun kurdular. 2014 yılına kadar ama 2014 yılında DAEŞ'in e, ortaya çıkması ve işte e, Ağustos-Eylül aylarında Sinjar'da baş gösteren ezid dramında bir şekilde e, bütün dünyaya pompaladıkları bir şova dönüşerek sözde bir özgürlük savaşçısı kimliğiyle beraber YPG-PKK'ya biçilen gömleğin arzı endam ettiğini gördük biz. Ve ondan sonra PKK işte... Ee, hem Irak Irak'ın batısında hem tartışmalı bölgelerde hem de Suriye'de e, IŞİD'le mücadele eden bir güç gerekçesiyle müthiş derecede korundu ve kollandı. Şimdi ve bu e, coğrafyayı bir noktaya götürdü. Şimdi burada e, bu desteğin doğrusallaşması aslında çok zor bir denklem beraberinde getirdi ama kalıcı çözümle ilgili de bir fırsatı ortaya koydu. Yani Türkiye bu saatten sonra Amerika Birleşik Devletleri sen bir terör örgütünü destekliyorsun ve bu örgütü ortadan bir kere kendinin de terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütü destekliyorsun. Bununla ilgili mücadeleyi Türkiye kazanırsa bir daha YPG PKK ile ilgili kalıcı bir denklemin kurulmasına Türkiye engel olabilir. Ama bunu yapmak zorunda ve buzu çok zor artık bu saatten sonra. Ama Peki, yapabilir. Sizin bir cümleniz var. Soru gelsin. Soru sizin cümleniz. Türkiye nihai hedef, Suriye ise bir ara hedef. Ne demek? Şimdi eee Büyük Ortadoğu ile ilgili kurulan bir cümleydi bu. Siz biraz önce bir cümle kurunuz dediniz ki 22 İslam ülkesinden 24 tane daha devre çıkartmak. Aslında bu bizim hani çok süslü cümlelerle beraber karşı karşıya kaldığımız küreselleşmenin temel amacını anlatıyor. Yani iddia, etki ve direnç üreten ülkelerin bir şekilde parçalanması. Yani daha küçük, daha böyle itaat eden, daha uyumlu, daha pazar, daha iyi sömürülebilir ülkeler. Şimdi burada tabii Türkiye. Kuruluş kimyası, ortaya koymuş olduğu iddia, direnç üreten bir ülke. Şimdi bu ülkeyi bir şekilde parçalamak istedim ama çok güçlü bir ülke. Yani bir de Orta Doğu için sembol bir ülke. Yani sınırları cetvellerle çizilen değil, kanla çizilen bir ülke burası ve bu, bu anlamda bir ara hedef değil. Gücüyle, ortaya koymuş olduğu kimyayla, ortaya koymuş olduğu iddiayla Orta Doğu coğrafyasında... Ara hedef olamayacak nihai hedef. Yani e, artık bunu da kazandıktan sonra e, savaşın kazanıldığı bir ülke. Böyle bir ülke üzerine müthiş bir e, baskı oluşturdu. Şimdi bu baskıyı e, bakın sadece PKK ile oluşturmadı. E, PKK'nın üretmiş olduğu o e, terör stratejisi üzerinden e, PKK'yı şöyle bir denkleme koydu. PKK'nın hiçbir zaman kazanamayacağı ama Türkiye'nin mutlaka kaybedeceği bir e, konsept üretti, bir terör konsept üretti. Bu şu demek, yani hani e, gerilla doktrini, bunu iyi tanımlamak gerekiyor. Ben PKK'ya hiçbir zaman yakıştırmadım bu kelimeyi ama hiçbir zaman kazanamayacağı ama Türkiye'nin kaybedeceği bir savaştı bu. Terörle mücadelesi. Yani şu ana kadar bir rakam açıklanmadı. Belki Sayın Soylu açıklar bu rakamı. 1 trilyon civarında, 1 trilyon dolar civarında Türkiye'nin kaybı olduğunu öngörüyorum ben. 80 bine yakın insan hayatını kaybetmiş bir diğer tarafıyla. Yani bunun zaten parayla pulla ölçülebilen bir tarafı yok. Bu 1 trilyon dolarlık kaybı şu an cebimizde olduğunu düşünsenize. Ve de bunun neden olduğu katma değeri. Bunu çaldılar bizden PKK üzerinden. Şimdi Türkiye ilk kez bu kadar derinlere iniyor. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Aksine Suriye ve İran toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Ama birileri buna karar vermişse bizim tarihimizden doğan anlaşmalar, yükümlülükler ve haklarımızın devreye girmesi kaçınılmazdır. Bu da yine sizin sözleriniz sor gelsin. Toprak bütünlüğü ile ilgili tarihimizden doğan yükümlülükler ve haklar derken neden söz Yani eğer Irak ve Suriye'nin parçalanması söz konusu olursa bizim açımızdan misak-ı milli söz konusu olur. Bu kadar net. Şimdi eğer şimdi bizim açıkçası Türkiye'nin şu ana kadar ortaya koymuş olduğu Türkmenler dahil olmak üzere Türkmen nüfuslarla ilgili ortaya koymuş olduğu e, siyaset ve strateji dahil olmak üzere biz hiçbir zaman ne Suriye'nin ne e, Irak'ın ne de dünyadaki Türkiye'den sonra en büyük e, Türk devleti olan İran'ın toprak bütününde hiçbir zaman gözümüz oldu. Böyle bir kaşımaya, böyle bir istimara hiçbir zaman girmedik biz devlet olarak. Biz işte yurtta sulh, cihanda sulh temel ilkesi çerçevesinde bir strateji ürettik. Ama son kertede özellikle bu vekaletler savaşının başlamasıyla birlikte Türkiye e, buradaki alanlarda etki üretmek zorunda kaldı. Yani hani e, uzaktan müdahale yani tehdidin oluşmasıyla ilgili tehditin oluştuğu alanlarda tehditin ortadan kaldırılması ile ilgili Türkiye bir konsept geliştirmek zorunda kaldı. Yani eğer bunu yapmasaydı, yani siz savaşı, mücadeleyi dışarıda kabul etmezseniz, e, mücadeleyi içeride kabul etmek zorunda kalacaksınız. Yani biz tü, aslında PKK ile ilgili belki de en önemli e, zafiyet alanı buydu. Biz PKK ile dışarıda mücadele edebilirdik ama e, süreç bizim PKK ile mücadelemizi sınır içinde yapmamızı sebebiyet verdi ve e, açıkçası çok derin sonuçları oldu Türkiye açısından. Çok zorlu sonuçları oldu. Yani hem kendi dağımızı taşımızı bombalamak zorunda kaldık hem de PKK'nın siyasallaşmasıyla beraber kendi kitlemizin toplumsal katmanların terörize olmasıyla da dair bir sonuç üretti bu. Ve bunun çok acı bir şeyi oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sen gelişiminde karşı karşıya kaldı Türkiye. Bu yüzden Türkiye açıkçası bundan sonraki mücadelelerini ne kadar zorlu ve riskli olursa olsun tehdidin doğduğu ve Türkiye içindeki etkisini beslediği alanlarda orada mücadele etmek zorundadır. Yani bu anlamda Mahmur çok önemli bir adrestir. Yani özellikle Mahmur'da bir dakika burada... ekstra aldım. Bu konu önemli. Buyurun. Yani e, şimdi Birleşmiş Milletler'e ait olan bir kamptı biliyorsunuz Mahmur. Ama hatta Birleşmiş Milletler ikazı yani YPG PKK Irak hükümetini e, doğrudan onlara bir şekilde dolaylı yol rağmen orası bir terörist yuvasına dönüştü ve orada insan kaynağını oluşturdu. Şimdi bir diğer tarafıyla e, örneğin Türkiye'nin vurduğu Karacak Dağı e, daha geçen seneye kadar peşmergenin elindeydi. Yani peşmerge e, ama Barzani biliyorsunuz o bağımsızlık referandumunu yapınca ortaya çıkan o e, kendisi aleyhine türbülansı oralarda kaybetti. Sadece Kerkük'ü kaybetmedi. tartışma alanlardaki varlığını kaybetmedi. Oraya PKK tamamıyla hani bizdeki ifadesi de çöktü. Şimdi oradaki varlığını Türkiye'nin kırması e, ee, açıkçası ve o, oza kadar PKK'nın kendi bu kadar güvende ve emin hissettiği bir alanda vurması belki şu an sembolik oldu ama e, PKK'nın rahat olamaması ve tramvaya girmesi açısından açıkçası çok değerli bir hamleydi. Şimdi e, birkaç tane değişik sorum olacak ama onlara geçmeden önce şu PKK konusu e, açılmışken ben size bir şey soracağım. Suriye'deki Kürt oranı %5 PKK demiyorum bakın Kürt oranı diyorum PKK kendisine destek vermeyen Kürtleri bile bölgesinden sürdü PKK bölgenin %30'una hakim diyorsunuz peki soru şu gelsin bir taraftan PKK bölgenin %30'una nasıl hakim olabildi? Şimdi e, Stefan de Demustra'nın ifadesi aslında bu bana ait olan bir ifade değil hı hı. ben onu hep e, kaynak olarak gösterdim hı hı. şimdi... E, Suriyedeki e, demografik oranı yüzde beş seviyesinde. Şimdi bu Kürtlere ait şimdi e, ama e, 260 bin binden Türkiye'ye kaçan kaçanlar, bir de Erbil tarafına yani Irak tarafına kaçanlar var. PKK'nın kovaladığı e, Kürtler var. Şimdi e, bu insanlar buralardan kaçtı. Niye PKK'ya tabi olmadıkları için veya ile kimyaları örtüşmediği için. Şimdi orada aynı e, Kerkük'te olduğuna benzer bir şekilde hem e, tapu tapularla ilgili yani topraklarla ilgili e, el değiştirmeler söz konusuyken yani değişik şekillerde kimisi baskıyla kimisi gaspla kimisi işte ucuz yollu e, satın almalarla vesaire. E, bir diğer tarafıyla da açıkçası özellikle Türkmenleri ve Sünni Arapları e, coğrafyadan çıkarttığını görüyoruz. Yani kendisi orada özellikle e, Türkiye'ye yakın olan Havza'da bir kuşak oluşturduğunu görüyoruz. Yani e, Fırat'ın doğusunda. Şimdi bir diğer tarafı da Arap aşiretlerle, işte dört tane kantonla işte Arap aşiretlerden oluşan yapı, 7 tanesinden dört tanesi Arap, 3 tanesi Kürt öyle gözüküyor. Şimdi böyle olunca tabii çok zorlu bir denklem ortaya çıktı Türkiye açısından. Şimdi burada Türkiye YPG PKK nasıl oldu? Amerika Birleşik Devletleri sayesinde oldu. Yani hani sorunun temel cevabı o. Yoksa YPG PKK kendi başında bunu yapabilir miydi? yapamazdı. Amerika'nın o ölümcül hava desteği olmasaydı pek şeyle IŞİD'le mücadele edebilir miydi? Edemezdi. Bir cümle daha kuralım. Belki gelecek soruya kalacak. Bence çok önemlidir. Ve belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin bize atmış olduğu en büyük kazıktır bu. Yani çünkü IŞİD'in moral eşiğini, güven eşiğini, direnç eşiğini ve inanç eşiğini, eşiğini kıran hiçbir güç değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bu gerçi. Hep e, dünya kamuoyundan gizlediler ve hep PKK'ya mal ettiler bunu bu çok acı bir denklem ne yazık ki yani bunun bir örneği var yani El hatırlayın aldım bir dakika El Ama ba ilerleyen dakikalar daha fazla alamam çünkü sürem yok tamam evet. El El, El Baba hiç unutmayın El El, El Bab'da Rakka harekatını durdurarak e işitin Deryezurdan Tapkadan e Rakka'dan e hatta Fırat havzasındaki aşağıdaki alanlarda hatta Irak'tan Baba, baba, yığılmasını sağladı Amerika Birleşik Devletleri. Silah mühimmat teçhizatı nereden geldi? Rejimin en büyük üstlerinden birisini vurdu. Ele geçirdi. Kimse gidip onlara vurmadı biliyor musunuz? Kamyonlarla, tırlarla, pikaplarla bizim oraya geldi. 49 parça zırhlı araç vardı. 450 tane konet kornet ve lançeri vardı. 10, bin, 10 binlerce yani tonlarca mühimmat vardı. Silah, ve bunların hepsini bize karşı işit kullandı. Kimse vurmadı biliyor musunuz? O kadar acı ki ve e, bunları yapan Türk Silahlı Kuvvetleri e, hakkını alamadı. Rejimin altımızı, altını kapatmasıyla ve M4 yolunun altını güneyini kapatmasıyla beraber ellerini kollarını sağlayarak PKK Fırat'ın e, doğusunu ele geçirdi. Rejim elini kolunu sağlayarak Fırat'ın batısını ele geçirdi. Şimdi o zaman değişik bir soru. Haçlı savaşları devam ediyor tezi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gelsin soru. ...haçlı savaşları devam ediyor mu? Şimdi e, ben bunu biraz e, hani e, vekaletler savaşına uygun bir cevap vereyim. E, hakla batılın savaşı, e, hakla batılın ve hakkın şirkle savaşı olarak içimizde devam ediyor. Şimdi bakın e, çok acıdır bu. E, İslam dünyası e, ne yazık ki ve ne yazık ki. E, şirkin kucağına düştüğünden beri birbirine cihat ilan etmiş. Birbirini doğradıkça demiştir ki ben şehit oluyorum. Bu çok büyük bir bozgundur. Ve bu açıkçası İslam literatüründe şirk diye tanımlanan ve araya aracı koymayla beraber bir takım hedef ve menfaatler doğrusu da inandığı öğretinin İslam olduğuna inanıp kendisinin olmayanı ötekileştirerek kendisini ile ilgili gerekçeleri ürettiği bir savaştır aslında bu yaşamış olduğumuz vekaletler savaşı. Yani ben Batı dünyası 8 bin kilometre öteden, 10 bin kilometre öteden, 12 bin kilometre öteden gelmiş bizi sopalıyor. Bu bir gerçektir. Ama asıl gerçek onların bizi sopalamasına izin veren bizim kendi içimizde yaşatmış olduğumuz bozgundur. Biz bu bozgunu eğer doğru tanımlayamazsak, bakın ...1400 yılımıza mal oldu Hazreti Peygamber'den sonra. Yani Emeviler ve Abbasiler üzerinden İslam'ın siyasallaşmasıyla beraber başlayan... ...o kendi içinde kapanık ve ezik mode, ezik güç öğretimi... ...Batı toplumunun açıkçası İslam dünyasını batıl olduğunu ifade etsek bile... ...İslam toplumunu ezmesiyle sonuçlandı. Bunun gerekçelerini biz bugün e, iyi tanımlayamazsak... ...bizim nerede hata yaptığımız sorusunda... Doğru cevabı verip kavramsal anlamda doğruluk başta olmak üzere doğru yürüyemezsek yolumuzu 1400 yıl gitti, bir 1400 yıl daha gider. Bir Bunu soru bu... ekleyeceğim, bir soru ekleyeceğim, birleştirirsiniz. Peki İslam coğrafyasını karıştıran yine Batı dünyası değil mi aslında böl parçala yönet stratejisiyle bizi bugünlere itelemediler mi? Yoksa başka şekilde ne? Ne mi? Ben ben o zaman size karşı bir soruyla cevap vereyim. Şimdi e, Batı dünyasının bizim içimizde yapmış olduğu bu etkiyi biz niye Batı dünyasının içerisinde yapamıyoruz? Yani nereden böyle o bir güç birikimi üretiyor ve nereden biz bir e, zafiyet üretiyoruz ki çatlaklar üretiyoruz ki buralardan girip e, buralarda bu istediği şekilde etkili olabiliyor. Yani veya cümleyi şöyle kuralım: Biz e, hani inanışımız gereği hani şey olduğumuzu, hak indinde e, makbul olduğumuza dair bir iddiamız var. Ben o zaman hak bize niye destek vermiyor? Niye biz e, o bizi sopalarken biz onu sopalayamıyoruz? Niye biz birbirimizi kırarken bir, bir güç e, e, dominasyonu söz konusu oluyor? Yani ben işte niye kendi kendime kavga ediyorum? E, niye birleşip o kendi içinde sarf etmiş olduğum enerjiyi ve gücü bana karşı saldırana en azından savunma niyet ve maksadıyla kullanamıyorum? Yani bunun aslında kökenine baktığınız zaman e, Türk insanının veya İslam, üm coğrafyasında. İslam coğrafyasındaki ümmetin e, kendi içinde e, büyük bir blokaj oluşturduğunu görüyoruz. Birlik sıkıntısı mı var? Yani bu aslında bence e, şeyden kaynaklanan, cehaletten kaynaklanan bir sorun temelde. Şimdi e, hani e, örneğin biz bunu bunu yazmak istiyorum aslında ben bu kedi. Söylemeliyim. E, şu an İslam dünyasındaki e, bozgunun sebebi olan şirkin Kullanmış olduğu metotlar, bugün kullanmış olduğu silahlar nelerdir? Buna dair bir çalışma yok biliyor musunuz? Yani örneğin biz şirke nasıl düştü İslam dünyası ve neden bu şirk üzerinden bir bozguna maruz kaldı İslam dünyası? Bunun cevabını şu an İslam dünyası verebilmiş değil. Vermesi de aslında istenmiyor biliyor musunuz? Çünkü bu bozgunun devam edebilmesi için bu sorunun cevabının verilmemesi gerekiyor. Ve bu, bunun üzerinde açıkçası e, bilgi ve bilinç üzerinden çok yoğun bir savaş var. Şimdi tabii biz meslep çatışmalarını e, yönetemiyoruz vesaire, Onlardaki fayatlarını kıracak kadar güçlü yani bir, so, bir, bir sorun birlikteliğimiz sorun yok. Temel sorun budur biliyor musun? Bu. Yani ben, bakın İslam dünyasının veya insanlığın bakın ben bir cümle kuracağım. Belki biraz şey oldu yani sorusuz oldu ama e, o kadar önemli ki Allah yani benim ben bu tarafımı çok ön plana çıkartmam ama bir yere gelmişken söyleyeceğim. Allah insanlık tarihi boyunca insanları temelde iki şeye karşı ikaz etmiştir. Birisi küfür, birisi şirk. Küfrün tanımlamasını yapmak kolaydır. Çünkü sonuçta diyor ki ben senin Allah'ına, peygamberine, kitabına inanmıyorum diyor. En baştan zaten kendini belli ediyor ama şirk öyle değil. Şirk senin içerisinde. Ve temel e, kullanmış olduğu silah ne biliyor musun? Aracılar, ruhbanlar. Yani İslam görüntülü ruhbanları İslam dünyası çözsün dünyanın en kısa zamanda e, şey olurlar. Yani istedikleri seviyeye gelirler. Çünkü bu e, bilimsel ve teknolojik anlamda gelişmenin önüne geçen de temel, temel sorun. Yani çünkü biz e, bir e, yani cehalet üzerine hamaset üreten bir şey karakter oluşmuş artık ya yani bu coğrafyada ve biz karşı karşıya kalmış olduğumuz risklerin beden hep canımıza ve kanımızı ödüyoruz. Yani ama Batı dünyası o kadar silahını yapmış, Amerika Birleşik Devletleri gelmiş 12 bin kilometre öteden senin silahıyla çatır çatır sopalıyor. Bir diğer tarafıyla senin zafiyetlerini, hassasiyetlerini ve ihtiraslarını keşfetmiş ve buralardan seni vekaletler savaşına sürüklemiş. Sen birbirinin onun menfaatleri doğrultusunda kırıyorsun. Şimdi nasıl çözeceksin bunu? Bunu çözmenin tek bir yolu var. Gerçek anlamda bilgi ve bilinç. İnanç eksenli düşündüğümüz zaman vahiy eksenli bilgi ve bilinç. Türk İslam dünyasında buhi eksende bilgi ve bilinç yok ki. Okumuyoruz ki. Yani neyi okumuyoruz? Oku denilende okumuyoruz. Temelde ya bilmiyor Müslümanlar. Ben çok ilginç. Araplarla hani Irak'ta göre yapmış olduğum şeyde çok karşı karşıya geldim. Bilmiyorlar. Arapça ama Kur'an'ı bilmiyor. Yani arzu edilen sonuçları çıkartamıyor. Ben yine bununla ilgili ee, neden böyle? Soru, hani biz biz okumuyoruz. Anla, hani biz anlamayacağımız bir dilde okuyup burada sevap kazanmaya çalışıyoruz. Bu bilinen bir gerçek ama öte tarafı... Çok iyi gidiyor diye ben böyle verdim zamanı ama kırkın formatından çıktık. Çıktık. Son cümleyi cümle bitireyim. Cümle ee, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bu kitaptan diyor ancak temiz akıl sahipleri doğru hükmü çıkartabilir. Temiz akıl sahibi olmak ne demek? Bunu öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir de kaleler e, içeriden yıkılır. İslam coğrafyası da içeriden evet. yıkılmış bir kale gibi niteleyebiliriz ve Bu do, bir başka doğa, soru. doğaçlama doğa bir soru oldu ama bence belki de en, en önemli soru. Çok güzeldi. Yok Hı. programın en güzel bölümlerinden biriydi o yüzden sustum format dışına çıksam da. Şimdi bir soru daha. Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş, soğuk savaş bittiği andan itibaren müttefiklik anlayışını değiştirdi. Peki şimdi dünya yeniden bir Soğuk Savaş'ın eşiğine mi sürüklemek istiyor acaba? Yani daha doğrusu iki kutuplu bir dünya dönemini mi başlatmak istiyor? Program komplo programına döndü efendim. 40. Soru gelsin. Soru bu zaten. Şimdi vekaletler savaşının e, inisiyatifi Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde devam etseydi, e ee, bununla ilgili daha net bir cümle kurabiliriz ama şu an vekaletler savaşının inisiyatifi Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden çıktı. Yani bir kere e, Rusya oyuna dahil oldu. Şimdi Rusya e, denklemde yoktu 2015'ten beri. Rusya sahada müthiş bir etki de var ve Rusya'nın Gerasimov bana sorarsanız Amerika'nın vekaletler savaşında çok daha güzel bir vekaletler savaşı üretiyor. Şimdi ve Amerika kilitledi. Ve Amerika belki de şu an ee, şeyin doğusunda çaresiz kaldı. Düşünsenize YPG PKK üzerinde bir terör örgütü üzerinde vekaletler savaşı yürütmeye çalışan Amerika'dan bahsediyoruz. Bu Amerika için çok acı. Şimdi soğuk savaş. Ee, soğuk bu füze anlaşmasını falan dahil ettiğiniz zaman e, bir oyun kurguladığını görüyoruz ama ben biraz Trump'ın bu noktalarda hani biraz daha çok menfaat eksende gittiğini düşünüyorum. Hani onun e, hani o bizim Türkçede şeyde bir cümle vardır. Ben kuruya bakarım. Şimdi ben paraya bakarım diyen bir Trump var. Yani direk, direkt yani bir tüccar kafasıyla kazanacağı ülkesi veya kendi adına kazanacağı veya temsil ettiği güç odakları adına işte silah tüccarları, işte bir diğer şeyler enerji baronları, enerji tüccarları, işte o yedi gelin falan demiş olduğumuz o şey de geçen Yedi kız kardeş, onların menfaatleri ve e, hedefleri doğrusunda siyaset üreten e, İsrail ile ilişkilerini, İsrail'in e, dünya jeopolitindeki yerini sağlamlaştırmayı göz önünde bulunduran bir Trump modeli var. Şimdi e, nereye kadar götürür, nereye kadar götürebilir? Bunu hep beraber göreceğiz ama açıkçası ben e, yani Putin'in, Rusya'nın bu noktada Çin'in hatta Hindistan'ın e, çok iyi bir e, yol tutturduklarını ve e, açıkçası e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya nizamının e, bu bu yüzyılın başında e, değişmeye, yeniden dizayn edilmeye dair bir e, fotoğraf ürettiğini düşünüyorum. Aynı zamanda risk üretiyor tabii. Bunu aslında Amerika Birleşik Devletleri de kendisi yaptı. Yani kendisi kurcaladı. Biraz e, göreceğiz sonuçlarını. Peki ben size bir şey soracağım. Şimdi... Ben hep burada diyorum ya size programın başından beri Amerika'ya güvenmeli miyiz, Amerika'ya güvenmeli miyiz şöyle böyle falan da o zaman şunu da sorabiliriz aslında. Ee, soğuk savaşçılarında hani Rusya KGB'nin kurup bize e, musallat ettiği bir PKK'dan söz edebilirsek eğer sonrasında Batılılar ve Amerika'nın kullandığı maşa olarak yani Rusya'ya da Türkiye ne kadar güvenmeli, Rusya'yla da nereye kadar gidilmeli? Hani buradan da belki birazdan bir Esat üzerine de konuşuruz ama hani Rusya'ya ne kadar güveneceğiz? Soru da bu. Şimdi şu önemli cümle arasında kalmasın. ben çok önemsiyorum bunu. Amerika PKK'nın varoluşuyla ilgili üretmiş olduğu terör stratejisi Türkiye ile Amerika'nın kavga etmesidir. Bakın burada Türkiye'nin de, Amerika ile Türkiye kavga etsin. Hani kavga etmeleri gerekiyorsa kavga etsin. Ama bu PKK'nın ortaya koymuş olduğu nifaklı olmasın. Çünkü PKK bakın bu konularda çok akıllıdır. Tam anlamıyla bir Orta Doğu'nun şark kurnazıdır. Bir Şam şeytanıdır PKK. Şimdi böyle bir örgüt şu an Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasını açarak var olması stratejisi uyguluyor. Şimdi bunu bir kere Türkiye'nin Hani ben kavga etsinler yani bu ama PKK'lı yüzünden, PKK'nın fitnesi, PKK'nın nifa yüzünden kavga edilmesinin çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Şimdi burada e, Türkiye e, Rusya'ya ne kadar güvenebilir? Ben Türkiye Rusya'ya güvensin demiyorum. Türkiye Amerika'ya güvensin demiyorum. Türkiye sadece hani bizde bir ifade var. E, eşeğini sağlam kazığa bağlasın sonra Allah'a emanetsin diyor. Yani veya başka bir atasözüyle kurda sormuşlar. en sen niye kalın? O demiş ki kendi işimi kendim yaparım. Burada Türkiye açıkçası bu coğrafyada Rusya veya Amerika Birleşik Devletleri veya İran veya kıta Avrupası. Siz kendinizi onlara kabul ettirdiğiniz kadar sizin ortaya koymuş olduğunuz teze değer verirler. Veya görüşe değer verirler. Bu anlamda Türkiye kendisi irade, inisiyatif, irade kararlılık ve hepsinden önemlisi caydırıcılık üretmek sorunudur. Belki Türkiye'nin şu andaki en büyük sorunu caydırıcılıkla ilgilidir. Nasıl üretecek caydırıcılık? Nasıl üretecek? Hı hı. E, şu şekilde üretecek. E, aslında Türkiye bunun dersini aldı. E, Sayın Erdoğan da bunu müteahhit defalar söyledi. Bunun belki de en özel alanı Fırat Kalkanı bölgesi. Soru olarak bunu verelim arkadaşlar. Biz açıkçası Fırat Kalkanı Harekatı, tabii devletin konuyla ilgili ortaya koymuş olduğu kendi içinde pek çok rapor var, pek çok analiz var. Biz Fırat Kalkanı'nda özellikle üst hava unsurlarında, bir cümle kurayım daha iyi anlaşılır. Şimdi ben Genelkurmay Başkanlığımız her gün basını bilgilendirme notlara yayınlıyor. Fırat Kalkan Harekatı sırasında böyle bir uygulama vardı. Ben de her gün takip ediyorum ne olduğunu. İşte işte sahadaki arkadaşlardan gelen bilgilerle birleştirip bir muhakeme üretmeye çalışıyorum. Bir, bir, bir dipnot var. Bazı günler yazıyor, bazı günler yazmıyor. Diyor ki genel kumayımız, e, harekatı desteklemek üzere yerde bekler uçak görevlendirilmiştir diyor. Şimdi ben bu cümleyi başlangıçta şöyle algıladım. Ha dedim, yani dedim bugün harekatı desteklemek için e, uçağa ihtiyaç yok. Yani kara harekatında Suriye'nin içerisinde, Fırat, Kı Sonra bir baktım ki kan gövdeye götürüyor buket. Ama bizim orada gene o ibare yazıyor. Düştüm bunun peşine ve öğrendim. Ve gündem ettim sonra. Bizim o gün uçaklarımız, sahadaki askerlerimiz ihtiyaç duyduğu halde e, sahaya giremiyorlar. Sebebi ne? Rusların ve Suriye rejimin aktif hale getirdiği işte S-25'ler, S-200'ler, S-300'ler veya Suriye, işte Panşir'ler şunlar bunlar. Yani adamın elindeki e, hava savunma sistemi aşamıyoruz. Vicdanla kalmışız. Açtığın an içerideyiz. E, pardon giremiyoruz. Aç, kapattığı an içerideyiz. Çok önemli bir pazarlık kozu. Ve askerimiz orada yalnız. Bahsettiğim caydırıcılık bu temel. Yani evet irade bir caydırıcılıktır, kararlılık bir caydırıcılıktır, fiziki varlığınız kuvvet çarp ama çok önemli bir kuvvet çarpanıdır artık teknoloji. Artık savaşlar şeyle kazanılmıyor. Yani asker gücüyle kazanılmıyor. Evet asker onu gücü soracağım. çok önemli bir problem. Şimdi onu soracağım. Bu da yeni bir soru. Ee, buradan rejese Şimdi e, ya oyun kurucusunuzdur ya oyun bozucusunuzdur. Biz oyun mu kuruyoruz oyun mu bozuyoruz? Şu anda Türkiye nasıl bir pozisyonda? Türkiye oyun kurucu mu oyun bozucu mu? Şimdi e, bir kere oyun kurucu veya uzun boyucu olmak için gerçekçi bir cümle kurmak gerekiyor. Sizin e, hem e, özellikle teknolojik anlamda e, hem de e, kuvvet çarpanları ve kuvvet değişenleri anlamında bir kere e, bir üstünlüğünüzün ortaya çıkması gerekiyor. Bizim şu an üstünlüğümüz e, topografik bir üstünlüğümüz var doğru. Askerimizin, ordumuzun ortaya koymuş olduğu e, kuvvet, var olan fiziki unsurlarla ilgili çok önemli bir şeyimiz var, iddiamız var. Ama bir diğer tarafıyla da büyük zafiyetlerimiz var. Yani aslında bu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bu anlamda çok ciddi anlamda bir ders alanı oldu. Yani bizim örneğin özellikle üst hava unsurlarıyla ilgili, füze savunma sistemleriyle ilgili veya bağımlılıkla ilgili aldığımız çok dersler oldu. Örneğin Sayın Erdoğan Amerika giderken işte koltun koltuğun altına işte dosyaları aldı gitti tedariklerle ilgili. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu tedarikle ilgili çok ciddi anlamda bir müzakere oluşturdu. Vermem dedi sana. Yani şimdi ondan sonra biz işte yüzde altmışlar, yüzde işte yüzde yüze çıkartmaya çalışıp büyük. Çünkü kitliyor bizi. Bakın sadece bakın yüzde olsa, cahil şeyiniz, kendi kendine yetebilirliğiniz, Yüzde bir dahi sizi domine edebilir. Yüzde 99'u baskılayabilir. O yüzden hem yüzde yüze ulaşmak zorundasınız hem de onu aşmak zorundasınız. Ya yani bu mücadele ikliminde. İşte ve Türkiye bu anlamda açıkçası geri bırakılmış. Buna, buna dair bir cümle de kurmamız gerekiyor. Yani örneğin 2. E, Dünya Savaşı güncesinde, öncesinde bizim ya, kendimizin yapmış olduğu ve satmış olduğumuz uçaklar var Avrupa'ya. Ama geline, gelindiği noktada bize ne dediler? Dediler sen yapma daha iyisini daha ucuza veririz. Bunu yaptı. Evet yaptı ama neyi yok etti? Benim savaş uçağı sanayimi yok etti. Bunun bedeli çok ağır oldu Türkiye için. Yani müthi, yani şu an yapmak istesek bile yer o kadar gerideyiz ki bu zamanca mesafeyi kapatmak, e, bunu daha üstüne çevirmek bu koşullarda açıkçası çok zor. Peki. Yapmak zorundayız ama. Şimdi dünya yeniden kurulur, Türkiye'de yerini alır gibi söylemler var. Nasıl yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye'nin yeri neresi? Soru gelsin. Şimdi bir cümle kuracağım. Bir nehrin kenarında sabırla oturmayı başarabilirseniz önünüzden geçip giden cesetleri izleyebilirsiniz. Bu 40 programında ikinci kez kullanılıyor. Ertuğrul Özkök de söylemiş. Öyle mi? Evet. Şimdi Ertuğrul Bey'e de buradan saygılar, selamlar öyleyse. Şimdi e, burada dik durmayı başaran, sabit olmayı başaran, yıkılmamayı başaran çok büyük fırsatlar yakalayacak. Yani bu vekaletler savaşının belki de en önemli özelliği e, istikrarı ve insicamı bozucu e, bir karakter taşıyor olması. Yani burada şimdi e, vekiller üzerinden durmadan sizi e, tırtıklıyor tabiri caizse sizin kolonlarınızda ve kirişlerinizde durmadan vuruyor. Bu kolonlarınızı ve kirişlerinizi sağlam tutmayı başarabilirseniz e, yıkılanların, çökülen, çökenlerin, dağılanların üretmiş olduğu fırsatlardan istifade edebilirsiniz. Veya bir diğer tarafıyla vuranların e, başarısızlıkları sizin için bir zafere dönüşebilir. O yüzden bir başka ifade, ifade daha kullanacağım. E, buna aslında vekaletler savaşında IQ'da etkisi deniyor. Ben birazcık da biraz kendim bu cümleyi üretmeye çalıştım. Şimdi başkasının gücünden istifade etme, yararlanma aklını ve kurnazlığını ortaya koyabiliyorsanız çok büyük kazanımlar elde edebilirsiniz. Bakın bugün PKK aslında burada ne yapmaya çalışıyor? Belki örneklendirmek adına önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünden, nüfuzundan, etkisinden istifade eden bir Şam şeytanı örgüt olarak varlık gösteriyor. Yani Amerika'nın gücünü şu an Türkiye'ye karşı kullanan bir kullanmaya çalışan bir PKK fotoğrafı var. Yani bu Aikido derken onu kastediyorum. Yani başkasının gücünü kendi def ve menfaatleriniz doğrusu kullanma. Bunu başarabiliyorsanız büyük zaferler elde edebilirsiniz. Ama bir diğer tarafıyla da çok kolay olmadığını ifade etmek gerekiyor. Bu arada Ertuğrul öf... Özkök'ün de kulaklarını çınlattık. Bir nehrin kenarında sabırla oturup beklerseniz işte düşmanlarınızın cesetlerinin aktığını oradan geçtiğini görürsünüz diyerek. Ertuğrul Özkök demişken buradan da siz madem selam göndermişken kendisinin annesi vefat etti. O Allah evet rahmet böyle etsin. üzücü bir haber var. Buradan da başsağlığı dileklerimizi göndermiş olalım. Allah rahmet eylesin. Madem andık o yüzden söylemeden geçemedim şimdi e, bu sözden yola çıkarak size bir soru sormak istiyorum ben şimdi Nehrin e, kenarında sabırla Türkiye yeteri kadar beklemedi mi e, 30 yıldan bu yana sabırla bekliyor ama o derenin kenarında biz e, düşmanlarımızın cesedini değil de e, şehitlerimizin acısını görüyoruz hissediyoruz şimdi e, 1978. Kasım. E, yani daha ne kadar sabırla nehrin kenarında yani oturacağız. Yani PKK e, 40 yılını kutladı. Daha geçen. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani 84'te belki e, Erhu ve Şemdin'in de başında silahlı e, şey formasyonu ama Bizimkiler bunu soru olarak ekrana nasıl yazacaklarını bilemediler diyordum. Buyurun. Şimdi e, aslında fırsat var. Artık fırsat önümüze çıktı. Ama bu fırsat çok daha zorlu koşullarda karşımıza çıktı. Şimdi 2014'e kadar YPG, PKK ona sağlanan destek kabul edilmeyen bir destekti. Yani asimetrikti. Artık doğrusallaştı. Yani artık her şey aleni. Artık YPG, PKK ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri kıta Avrupa'sı oyununu, denklemini gizli kurmuyor, açıktan kuruyor. Şimdi burada artık Türkiye'nin jeopolitik caydırıcılığı, Devreye girdi. Caoçun Türkiye iyi kullanabilirse YPG PKK'yı bir daha doğmamak üzere e, gömebilir. Ama bunun kolay olmadığını da söylememiz gerekiyor. Çünkü özellikle e, Batı dünyası e, mikro milliyetçilik üzerinden e, bir ihtilası e, ne yazık ki Kürt kardeşlerimizin içerisinde ekti ve o artık e, meyvelerini vermeye başladı. Yani bugün e, Avrupa'ya baktığınız zaman. Ee, Irak'a, Suriye'ye, İran'a, Türkiye veya diğer alanlara baktığınız zaman Batı dünyasının hedef ve menfaatleri doğrultusunda şekillenen bir e, Kürt milliyetçiliği var. Yani Batı, ya emperyalizmin hedef ve menfaatlerine hizmet eden bir şeyden, mikro milliyetçi akımdan bahsediyoruz. Bu noktada Kürt kardeşlerimizin açıkçası çok ferasetli ve basiretli olması gerektiğini ben e, hani onlara acizane ifade ediyorum. Yoksa gerçekten e, coğrafyadaki kan göllerinin Temel müsebbibi onların bu mikro milliyetçi, milliyetçi ihtirasları olacak. Yani bu parçalama yönelik e, anlayış, zihniyet ve buna dair uygulamalar e, kimse buna müsaade etmeyecek. Yani kimse çıkıp gelin siz buraları kopartın parçalayın buralarda devlet kurun demeyecek onlara. Bunu da görmeleri gerekiyor. Peki şimdi ben Beşar Esad'la ilgili de bir soru sormak istiyorum. Şimdi Suriye'de Beşar Esad'ın meşruiyetini koruma çabası olduğunu e, biliyoruz. Bir şekilde Rusya sayesinde de bu zamana kadar tutundu. Peki bu olaylardan sonra son dönemde baktığınızda soru gelsin. Türkiye Esad'a karşı nasıl bir tutum içerisinde olmalı? Yani aslında e, Türkiye bununla ilgili e, hani Beşer Esad'ın e, ortaya koymuş olduğu bir performans var. Özellikle Suriye'deki iç savaş ortaya çıktıktan sonra e, ortaya koymuş olduğu o e, yıkıcı etki yani e, kendi halkı üzerinde e, çok gerçekten muadili olmayan veya mutlakabili olmayan silahlar üzerinden ortaya koymuş olduğu etki açıkçası onu çok kötü bir noktaya etti. Ama bir diğer tarafıyla da Rusya'nın devreye girmesiyle beraber bir vakaya dönüş, bir gerçeğe dönüştü. Yani şu andaki itibariyle kalıcı bir performans ortaya koyuyor. Şimdi bir diğer tarafıyla da geçmişte Sayın Binali Yıldırım e, işte İstanbul Başkonsolosluğu'nu da gerekçe göstererek bir şekilde ilişkimizin olduğunu belki sonradan ikaz edilmiş olabilir çünkü söylediğimde bir değişiklik oldu. Sayın Çavuşoğlu'nun yakın zamanda yapmış olduğu işte Esat bir şekilde meşru bir seçim yaparsa çalışmayı düşünebiliriz tarzında Esat'a yönelik yapılan bir gönderme. Sonra Türkiye ile ilişkisi var mı yok mu bilmiyorum ama Rusya ile ilişkisi olduğu kesin. İşte Ömer Ali Beşir'in, yani Sudan Devlet Başkanı'nın bir şekilde es Besat Eşer'i 7 seneden sonra ziyaret eden bir Sünni Arap lideri olarak orada kendisini göstermiş olması farklı bir takım denklemleri beraberinde getirdi. Şimdi tabii bugün bir gerçek var. Örneğin ister Aslan olsun ister Cenevre olsun anayasa görüşmelerine baktığımız zaman Beşer Esat yönetiminin bir şekilde zınmen de olsa kabul edildiği, onun temsilcileri üzerinden, işte 50 tanesi onlardan biliyorsunuz, 50 tanesi işte muhaliflerden, bir anayasa oluşturmaya çalışıldığı ve buradan bir seçime gidilmeye çalışıldı gözüküyor. Ben bir cümle kuracağım. Ben açıkçası bu coğrafyadaki en büyük bozgunun mezhebi ve meşrebi fitne üzerinden çıktığını düşünüyorum. ya Bugün Sünni Araplar, bundan çok uzağız, bunun farkındayım. Çok da hamasi bir cümle kurduğumu biliyorum ama Sünni Araplar, Şii Arap, ee, barışırsa ve kavramsal bir bütünlük üretirse Orta Doğu'ya veya İslam coğrafyasına, Batı dünyasının müdahaleleriyle ilgili ve kazanımları ilgili en büyük kozu ellerinden almış olacağız. Ama bunu şu an İslam dünyası ne yazık ki yapamıyor. Bunun en e, şu an müşahhas alanı da ne yazık ki Suriye. Suriye'de Sünni Araplar, Nusayri Arap. E, mezhebi ve meşrebi e, şeylerde de Biraz kırılmalarda mesele olmak üzere bir araya gelemiyor. Şimdi artık her soruyu iki dakikada bitirmemiz lazım tamam. çünkü 23'e dönüyoruz. Ama dönüyorsa... ço, ço, çok 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 da delmedik. Evet, evet çok delmedik ama artık yetiştirmemiz tamam, lazım anlaştık. saat başını aşmamak için. Şimdi birazcık e, sıcak bölgeye de siz gidiyorsunuz, geliyorsunuz işte. Akçuk Akçukale e, dedik. Evet burada. evet oradan geldiniz Hı? biliyorum geride döneceksiniz zaten yarın. Şimdi YPG ve ÖSO neredeyse burun burunalar. Yani Doğru. neredeyse burun burunalar. E, olası bir çatışmayı böyle bekliyorlar. Peki soru gelsin sıcak bölgede yaşayan yerel halka ne durumda talepleri neler neler söylüyorlar neler anlatıyorlar? Yani ben e, tabii onlar da alıştılar e, çok soğukkanlı bir e, bekleyiş var. Hani insanlar normal yaşamlarına devam ediyorlar. Şimdi tabii e, ben şu cümleyi kurmak zorundayım. Yani e, Güneydoğu'daki e, hassasiyet alanları başlı olmak üzere e, terörün yok olmasının kalıcı e, etkisi şura, ışına bağlıdır. Terörün ölemesine neden olan koşulların ve gerekçelerin ortadan kalkması. Bunu kaldıramadığınız sürece e, terör varlığını devam ettirir. Yani bugün bakıldığı zaman e, hani terörün en çok istismar etmiş olduğu konular nedir? E, bir kere e, refahı e, çok istismar eder, e, adil paylaşımı, e, gelir dağılımını çok isimar eder. E, etnik kimlikleri, dini kimlikleri, dini farklılıkları, mezhebi farklılıkları, meşrebi farklılıkları, e, siyasi farklılıkları çok iyi kullanır. Kendi ve menfaatleri doğrultusunda ve cehaleti çok iyi kullanır. Şimdi bunların özellikle ben e, Türkiye'nin e, bir gelecek arayışı veya Orta Doğu coğrafyasının veya işte e, İslam dünyasının bir gelecek arayışı varsa bir kere özellikle bu e, cehalet üzerinden terörün beslenmesine engel olmak zorundadır. Şimdi e, bir, de, bir de bir cümle kurayım. E, Sahadan bir cümle olsun bu buket. Şimdi Şemdinli'ye gitmiştim e, işte yakın bir zamanda. E, orada işte tanışıyoruz geçmişten. işte beraber mücadele ettiğimiz insanlar ve Şemdinin karakteri de şeydir. Muhafazakardır. Ya dedim hani takılıyoruz birbirimize. Büyükler onlar. Yaşlılar. Dedim e, nasıl dedim. işte şıhsınız, şeyhsiniz, meleksiniz, mollasınız, hocasınız. Böyle kendinizi tanımlıyorsunuz. Ama dedim çocuklarınızın ve torunlarınızın PKK'lı olmasını engel olamadınız. Yani acı bir şey kızdılar bana. Sen dediler nasıl böyle şey yaparsın ama bir gerçeğin altına çizmek zorundayım ben. Ortaya koymuş olduğunuz rol model çocuklarınızın ve torunlarınızın beklentilerine cevap veremeyen bir modeldi ve modeli PKK'da buldular. Bunun sebebi nedir? Bunu o zaman yüzüşmeler. bunun sebebi nedir size göre nedir? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl modeli PKK'da niye buldular? Onların koymuş oldukları rol model neden yeterli gelmedi? Soru bu, cevabını. Şimdi e, tabii bunun e, çok iki dakikalık bir zaman dilimde bunun cevabını vermek mümkün değil. Ama ana başlıkları Kısaca, söyleyebilirsiniz. Hı. Yani bunun e, bir kere e, refahla ilgili, eğitimle ilgili, e, kültürel yaşamla ilgili, geleneksel yaşamla ilgili, PKK'nın ortaya koymuş olduğu vaatlerle ilgili, sizin öğretmiş olduğunuz zafiyetlerle ve hassasiyetlerle ilgili pek çok denklemi var. ...hemen aklıma geliyor... ...benim terörle mücadele ettim... ...İstanbul'dan gelen bir tane adam yakalamıştık... ...yani İstanbul'dan gelmiş... ...ve ayağında ayakkabı yoktu... ...dedi ki niye sen buradasın... ...dedi ki... ...Gabar'da Deştabira Yaylası'nda bizim şeyimiz var... E, ...ayakkabı mağazamız var... ...oradan sana ayakkabı vereceğiz... ...diye kandırmışlar adamı dağa çıkartmışlar... ...niye adamın aya ayağında ayakkabı yok... ...yani biz o ayakkabıyı ona verememişiz... ...o ayakkabıyı PKK'dan alacağım diye gitmiş... ...PKK'lı olmuş... ...şimdi... Bir başkası şimdi e, yani bu çok önemli. Ezik kendi toplumunda ama PKK diyor ki gel diyor senin cebine para koyacağım diyor eline silah vereceğim diyor. Kendisine hükmedeni kendisini ezeni hükmedebileceği bir vaatte bulunuyor. Bunu da yapıyor. da dağ, elinde dağda silah oluyor. Oradan kaçakçı geçiyor. Eziyor adamı PKK elindeki silahıyla. Yani böyle bir şey tanımış ona. Veya başka bir cümle kurayım. Bu e, bölücü örgütün ele başısı Apo'nun cümlesi. Çok beylik bir cümledir benim hafızamda. Hiç gitmez. Diyor ki ben sizi adam yerine koydum diyor. Yani. O kadar önemli ki. Ve bu tür şeyler e, çok basitmiş gibi gözüken ya bu kadar da olur mu diyebileceğiniz şeyler neye sebebiyet verdi biliyor musunuz? Çok acıdır. Eee PKK'nın, DAEŞ'in, FETÖ'nün bizim evlatlarımızı bizden çalıp bize karşı silah, silah, silah olarak kullanmasına sebebiyet verdi. Ve biz bunu ne yazık ki o çocuklarımız onları onlara kaptırmamalıydık. Yani o kaptırma ile ilgili zafiyetleri ortadan kaldırmalıydık. Ama bu tam bir manipülasyondur. Yani bölgenin senelerce gelişmesinin, gelişmemesinin işte orada bir takım sıkıntıların çıkmasının nedeni de zaten terör örgütü değil midir? Yani tabii ki bir takım boşluklar e tabii ki, olmuştur kendi ama bunu sarma. bu şekilde hazırlayıp ondan sonra bu çocukları işte ben size şunu veriyorum, bunu veriyorum falan diye kandırmak da yani aslında manipülatif bir nokta var burada. Yani ya buraya hiçbir şey ya orayı bloke edip oraya hiçbir şey gelmesin diye uğraşıp sonra Doğru. hiçbir şey olmayan insanlara biz size bunu verdik Ama, ama ben, 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 yani. ben bu kez şöyle bir cümle kurayım. Hani ben hani gerçekçi olmaya çalıştım her zaman. Şimdi ben Güneydoğu'daki mücadele alanlarında tabii halka gidiyoruz. Bize şu cümleyi çok kurdular. Özelleştirdi anlamda. Ben yani bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. YA dedi komutan sizin de bildiğiniz bir şey çok gündeme geldi medyada falan çok konuşuldu bunlar geçmişte. Siz geliyorsunuz, kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. En büyük ihtimalle işte bir suç unsuru veya emarisi yakalıyorsanız bizi alıyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz. İşte mahkemeye sekiyor, tutukluyorsunuz, hapse atıyorsunuz. Değil mi? Senin yaptırımın bu dedi bana ama PKK geldiği zaman dedi öldürüyor dedi. Değil mi? Yani bu, buradan kendine özgü bir savunma öğretti. Yani PKK'ya itaat etmesiyle ilgili veya PKK'nın hedef ve menfaatleri doğrusu bir refleks üretmeyle ilgili bir gerekçe üretti. Şimdi ben bu noktada çok haddimi aşmamaya çalışarak bir öz eleştiri yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu devletin kendi başına yapabileceği bir mücadele değil. Halkın ortaya koyduğu bilgi, bilinç ve etkiyle yapacağı bir mücadele. Yani bugün örneğin benim bölgedeki halkım PKK'ya devleti beraber karşı durmayı başarabilmiş olsaydı bugün PKK bu şekilde palazlanmazdı. Bu şekilde Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi parçalayıp burada çok büyük bir e, meydan savaşına, devletler arasında bir savaşa sebebiyet verecek bir altyapıyla ilgili mümbit zemini, arazi yakala yakalamış olmazdı. Yani burada açıkçası herkesin bir şekilde e, yani kendisine e, çuvalhızı batırması gerektiğini düşünüyorum. Yani özelleştirir bu noktada önemli. Peki. Çünkü şu önemli Bakın ben bir cümle kurdum. Kırkı tamamlayamayacağız. Öyle mi? Tamam o zaman söyleyeyim, kesin. Söyleyeyim tek bir cümle. Yok mi? sonra başka bir tamam. cümle e, iddia edeceğim. Şimdi PKK'nın Afrin'de izlediği kanlı bir taktik vardı. Ee, şöyle bir şey, sivilleri canlı kalkan olarak... Ee, kullanan PYD, işte PKK ya bu kadar e, eli kanlı bir yapıdan söz ediyoruz ve yine olası bir operasyon durumunda sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştıkları ve bu nedenle bölgeden çıkışlarını engellemeye çalıştıkları söyleniyor. Soru da gelsin bir taraftan. Şimdi bu, bu kanlı taktiğin sebebi nedir? Bir kere e, özellikle dünya kamuoyunda Türkiye üzerinde çok büyük bir baskın oluşmasıyla ilgili gerekçe öğretiyorlar. Şimdi düşünsenize sivillere izin vermiyor. Bunu en çok şeyde kullandı. Mescid Maaş çatışmalarında kullandı. Sivilleri, masumları iki ateş arasında bırakıyor veya kendisi kalkan olarak kullanıyor. Ve doğal olarak bir şekilde zarar görüyorlar. Veya zarar görme olasılıkları ortaya çıkıyor. Bir şekilde de veya bunu, bu günceyi manipüle edebiliyor yani bununla ilgili çok kirli görseller de kullandığına şahit olduk. Yani özellikle Zeytin daları kağıtında bir buna ilgili karşı karşı bir etki üretildi. Devlet bunu çok güzel bir şekilde işledi. Yani başka yerlerden kesip görüntüleri dediler yalan söylüyorsun diye bunlar yapıldı, ispatlandı. Ama PKK Şimdi Batı dünyasında yani medyayı takip ediyoruz. O yani küresel medyanın PKK ile ilgili ortaya koymuş olduğu refleksleri görüyoruz. Şimdi PKK öyle güzel şeyler üretiyor ki düzmece haberler üretiyor ki bir anda bu büyük bir şeye sebebiyet veriyor. Algıya ve algıdan sonra baskıya sebebiyet veriyor. Yani düşünsenize. Eee işitle en sert mücadeleyi yapan ülkeye YPG PKK üzerinden işte e, i̇şitin hamisi, işitin destekçisi, işitin işte müttefiki gibi cümleler kuruldu, hala kuruldu ve bunu Kuranlar dünyanın en saygın olduğu ifade ve iddiasıyla ortaya çıkan medya organları. Ya böyle böyle, böyle ya artık bunun üzerinden gidiyor savaşlar. Yani algılar üzerinden gidiyor, psikolojik harekat üzerinden gidiyor. Kırkı tamam, hemen bir şey daha soracağım. 35'e geçtim ben. Şimdi Afrin'de ÖSO'cuların insanların dükkanlarını yağmaladığı, insanlara kötü davrandığı gibi şeyler konuşuluyor. Öso ile ilgili bu söylenenler spekülasyon mu? Soru gelsin bir taraftan. Halk Öso'dan rahatsız mı yoksa? Yani bu görece doğru. Yani gerçekçi olalım. Hani gerçekler acıtır, acıtır kalıtır insan ama mutlaka iyi gelir. Şimdi Öso, şimdi Atatürk bir şey yaptı. Ben bir cümle kuracağım size. Oradan gireyim isterseniz. Şimdi Kuvayi Milliye, Kuvayi Milliye samimi ama olağanüstü disiplinsiz ve başındaki liderin ihtiraslarıyla, öngörüleriyle var. Şimdi Atatürk ne yaptı? Dedi ki düzenli ordu. Hatta düzenli orduya direnen Çerkez Ethem'in başına gelenleri de biliyorsunuz. Şimdi Irak'taki ve Suriye'deki ee, yapıların terörize olmalarını, radikalize olmalarını veya başı bozuk olarak bir refleks üretmenin temel sebebi ordulaşamamalarıdır. Şimdi bu noktada Türkiye karşı karşıya kaldığı kaldı, kalabileceği riskleri bildiği için özellikle Özgür Suriye ordusu üzerindeki etkisini kullanarak onları ordulaştırmaya çalışır. Hatta biliyorsunuz 1. 2. 3. Kolordu gibi bir takım yapılar kurdu. Ama şimdi bu insanların istenilen bir de şöyle bir şey var. bu Bir kere savaş insanı radikalleştirir veya sertleştir. Bunun kontrolü gerçekten çok zor. Ya başınızın üzerinden kollar, bacaklar geçerken ölüme dair sürekli empati yapmak zorunda kalmışken sevdiklerinizi, kızınızı, çocuğunuzu, eşinizi, babanızı kaybetmişken orada e, bir takım sert eğilimler, radikal eğilimler. Yani ben bir örnek, bir örnek bir cümle kurayım sana istersen. Birisi kafa kesmeye başlamışsa herkes kafa keser. Bu böyle bir savaştır vekaletler savaşı. Yani bugün sadece kafa kesen işit mi zannediyorsun? Hayır. Peşmergede kafa kesiyor, PKK'da kafa kesiyor, diğer diğer e, haşiş Abisi de kafa kesiyor. Yani burada böyle olağanüstü büyük bir bozgun var. Bir gerçek var. Şimdi bu gerçekte şimdi ben Afrin halkından bir cümle kurayım. Ya diyor siz gelmeden önce diyor PKK haraç kesiyordu, PKK el koyuyordu diyor. Şimdi siz geldiniz diyor. E sizle ilgili de benzer şikayetlerimiz vardı. Yani bu Peki bu hemen var. buna bir soru ekleyeceğim. Şimdi e, ÖSO ile birlikte mücadele etmenin Türkiye için önemi nedir? E, Türkiye ÖSO ile birlikte operasyon yapmak zorunda mı? ÖSO'nun oradaki önemi ne bunun üzerine ben de bunu söylüyorum. Soru da bu. Şimdi Buket bir cümle kuracağım. Yani e, Türkiye'de sıhayı tanımayan e, bir takım işte kendi öngörüler çerçevesinde cümle kuranlar için e, strateji idealler üzerine inşa edilemez strateji gerçekler üzerine inşa edilir. Yani sonuçta bugün bizim Suriye'deki beraber hareket etmiş olduğumuz unsur ÖSO'dur. Bu bir gerçektir. Yani ÖSO ile ilgili bir takım eleştiriniz olamaz ama ÖSO inanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilgili unsurları, ÖSO ile ilgili o eleştirileri bizim bildiğimiz veya bilmediğimiz çok daha sert bir şekilde kendi içinde öz eleştiri olarak ortaya koyup bunu düzeltmeye çalışmaktadırlar. Biliyoruz sonuçta yani bu yani sonuçta o savaşın insanları nasıl kirlettiğini, nasıl işte biraz önce bahsetmiş olduğumuz evrelerden geçirdiğini yani orada en çok onun sancısını çeken zaten sahada onunla beraber hareket eden. Şimdi e, samimi olmak yetmiyor. Aynı zamanda bilgi, bilinç ve disiplin üretmek gerekiyor. Onların da üretilmesi için açıkçası bir yoğun bir gayret var. Yani bununla ilgili işte ordulaşma evreleri e, orta, e, yapılmaya çalışılıyor. E i̇şte en son medyaya yansıdı i̇şte özel kuvvetler dahil. Onların içerisinde bazı yapılar oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi Türkiye bunu yaparak aslında orada uluslararası hukuka da uygun olacak bir şekilde bir gerekçe öğretiyor. Yani örneğin Fırat Kalkan Harekatı'nda veya Dalı Harekatı'nda biz nasıl bir cümle kurduk? Dedik ki burada Özgür Suriye Ordusu'nu biz destekliyoruz. Yani harekatı onlar icra ediyorlar. Yani orada çünkü siz yapmış olduğunuz mücadeleyi uluslararası hukuka uygun gerekçelerle beraber yapmak zorundasınız. Burada Özson'un çok önemli bir yeri olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir diğer tarafıyla pratikteki yeri çok önemli. Yani sonuçta siz yani şöyle bir şey var. içerisinde kimler var? Sadece Sünni Araplar yok. Ee, aynı zamanda e, Kürtler var, aynı zamanda Türkmenler var. Bir eksiği var. Ben hep bu cümleyi de aslında yani içinizde şeyler de var, Nusayriler de var. Nusayrileri neden gündem etmiyorsunuz? Ya işte saydı Hayır, bu çözümün bir parçası olmak aslında. Peki. Şimdi size operasyon yapılmalı mı Amerika'nın bu adımlarından sonra diye sordum ama şimdi başka bir şey soracağım. Sizce operasyon yapılacak mı olacak mı Türkiye'de bir operasyon yapacak? mı? Şimdi Sayın Erdoğan bir cümle kurdu. Yapabiliriz edebiliriz demedi. Yapacağız dedi. Şimdi bundan sonraki süreçte çok olağanüstü bir müzakere süreci devreye girdi. Yani. Bakıyorsunuz işte Sayın Erdoğan'la Trump görüşüyor. Bir daha görüşüyor. Sayın Erdoğan e, Putin'le görüşüyor. Ruhani gelecek. işte dışişleri bakanları muadilleriyle görüşüyor. İşte Cenevre'de bir toplantı yapıldı. İran dışişleri bakanı geldi nasıl... Ruhani. Ruh... E, perşembe günü değil mi? Ben biraz Hı. Ya, sağdan. Gel, geldi diye biliyorum ben. Yok perşembe gelecek bildim kadarıyla. Arkadaşlar Ruhani geldi değil mi? Ruhani Ankara'ya geldi diye biliyorum evet. Tamam. Ama hani yani muhtemelen o şeyler temaslar yarın olacak yani. Geldi. Tamam. Yani, ee, yani genel ya kurul başkanları yarı. işte e, onlar e, görüştüler. Yani sürekli bir birisi <laughs> şimdi hali tartışıyor. <laughs> gelmiş evet bu arada gelmiş. Geldi çünkü biliyorum. <laughs> şimdi e, bütün bunlar e, bir araya gelince bir, ya, Rojava Peşmergeleri denilen şu Suriye Peşmergeleri gündem. Ondan sonra dediler ki patriotlara bak size vereceğiz. Ondan sonra bak çekiliyoruz falan filan müthiş bir şey var, trafik var. Yani yani her şey havalarda uçuşuyor şu an. Yani bir kere sadece bununla ilgili asıl e, omurgaya konsantre olmak bile çok zor. Böyle bir günce varken açıkçası Türkiye'nin ben tuzağa düşmemesi doğrusunda çok dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada garantiyi alabilecek miyiz? Yani cümlemiz şu, evi ipotek edebilecek miyiz? Yani evet Amerika bir şey yapıyor ama burada bizim için en önemli olan şey bu vekaletler savaşında ya açıkçası bir daha kazık yememek için işi garanti almak gerektiğini düşünüyorum tamam şimdi süren bitti aslında ama 40'ı tamamlamak adına bir dakika bir dakika süre veriyorum ya ben de şimdi... ben de 40'ın sonunda sana bir soru soracağım Aa, süre bitti süre bitti <gülüyor> <gülüyor> şimdi Türkiye istediğini savaşmadan alamaz mı? alabilir bu doğrudan doğruya Amerika'nın tavrına bağlı Türkiye'nin bir cümle kurdum en başta Amerika Birleşik Devletleri çok akıllı bir devlettir yani Amerika'nın stratejisyenleri kendi menfaatlerini çok iyi bilirler ve çok pragmatistlerler. Ben ya yani ben Irak'ta 4 yılda onlar onun işgal altında yani yakın şeyler de oldu. Hani büyük elçilik üzerinden üstlerine falan çok gidip geldik. rahatlı e, rahattı bizim açımızdan. Hani çok gözlemin imkanım oldu. Gerçekten olağanüstü pragmatist adamlar. Yani bir fırsatını yakalarsa tamam mı çözümcü kendi menfaatleri doğrusu da. direkt sizin yapacağınız şey onun sizin kendi hedef ve menfaatleriniz doğrusuna düşünmesini konuşmasını etki üretmesini sağlamak. Bu zor Türkiye için. Burada da Türkiye'nin elindeki en büyük koz jeopolitik ve jeostratejik kartları. Ben bunu bu kriz baş gösterdiği zaman söyledim. Çünkü dedim biz Amerika Birleşik Devletleri ancak bunlarla beraber kendi istediğimiz eksene getirebiliriz. Ve burada açıkçası suyun derin yani köprünün altında çok sular aktı. Bizim şu an Rusya ile gelişen bir işbirliğimiz var. Artık denklemin içerisinde bu var. Yani Türkiye bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin vaatlerine kanıp Rusya ile olan geliş Putin ifadesi zenginleşen ve derinleşen işbirliğini bir bir anda e, ortadan kaldırmaz. Bu o kadar da değil değil yani. Peki siz ben bugün Türkiye'nin bir varoluş mücadelesinde olduğunu düşünüyorum demiştiniz. Biz varoluş mücadelemizi zaten Kurtuluş Savaşı ile vermedik mi? Türkiye'nin varoluş mücadelesi hiç bitmeyecek mi? Şimdi Türkiye'nin e, bitmeyecek. Bu, bu topraklar böyle topraklar. Yani şimdi bir cümle kurayım. E, bu ile ilgili e, hep şu cümleyi kuruyorum. Medeniyetler zenginliği. Çok güzel bir tespit ama aynı zamanda medeniyetler çöplüğü. Şimdi siz o çöplüğe dahil olmak istemiyorsanız çöplüğe dahil olmanızı engelleyecek gücü, iradeyi, inisiyatifi, kararlılığı ve caydırıcılığı üretmek zorundasınız. Bunu yapamadınız size o çöplüğü atarlar. O kadar çok şey var ki. Şimdi Türkiye bir varoluş mücadele. Bakın örneğin biz Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün belli bir noktaya geldik. PKK'yı bir şekilde domine ettik veya etkisizleştirmeyi ilgili Amerika Birleşik Devletleri anlaştık. Terör bitmeyecek bekayetler savaşı bitmeyecek. Yeni bir evreye gireceğiz. Başka bir pozisyon ortaya çıkacak. Ya bu coğrafya bahsetmiş olduğum o kavramsal çözümü yakalayamayıncaya kadar bu coğrafyadaki mücadeleler devam edecek. Çünkü sonuçta bakın bu çok önemlidir. Yani Son siz kavramsal anlamda kavramsallıktan başlayan bir bozgun var bu coğrafyada ve kavramsal anlamda bütüncüllüğü yakalayamadığın sürece bu devam edecek. Bu gerçek. Tamam. Bu noktada son cümlem şu. Kur'an'dan bu. Allah bize Orta Doğu'da yaşayan halklara ve idare edenlere öncelikle açıkçası e, hani Kur'an'daki ayetler bunlar e, sorumluluk bilinci. Bir. iki Doğru hüküm verme kabiliyeti. Üç derin kavrayışla sevsin. Yani bunları biz yapamadığımız sürece açıkçası e, yani biz bu sorunu çözemeyeceğiz. 40. sorum son sorum. Bir oradasınız bir buradasınız, bir sınırdasınız, bir yayındasınız. Ama az önce de eşiniz aradı. Çok da güzel konuşuyor, çok da güzel destek veriyor duydum. 40. soru şu: eşiniz size kızmıyor mu? Özel bir soru. E, buradan da bir mesaj gönderin bari bizim vesilemize. Yani e, tabi hepsini çok seviyorum. Ee, şimdi aile dağınık, çocuklar okullarda, işim görevde. ben de buradayım. yarın tekrar sınıra gideceğim. Şimdi bu açıkçası benim adıma çok onurlu. Hani şunu, şu, ben bir amatör, ben bir profesyonel değilim. Yani ben hani bazen biz televizyon ekranlarında falan bizi çok görüyorlar. İşte acayip paralar kazanıyorlar. Hayır ben bu işten kuruş para kazanmıyorum. Aksine para harcıyorum kendi cebimden. Şimdi ama benim için çok onurlu bu. Yani sonuçta bir birikimim vardı, sahada elde etmiş olduğum bir bilgi vardı, bir tecrübe vardı. Bunu dersim çok çalıştım ve sizler de buna e, medya olarak karşılık verdiniz. Ve toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme anlamında e, kendim adımı onurlu bir iş yapmaya başladım. Şimdi buralardan e, gidiyoruz. Eşim tabii evde bu işleri bırakmam tabii e, istenilebilir. İsteniyordu ama başında <laughs> bela olacağımı da biliyor. O yüzden e, bu noktada benim o, benim ne yaptığım farkında, o da destek veriyor bu noktada ve açıkçası e, zor da olsa e, devam ediyor gidiyor. Nereye kadar gideceğini ümit ederim e, güzel bir şekilde e, noktalarız. E, ümit ederim hem e, milletimiz e, rızalık gösterir, takdir eder, hem de, de sonuçta hak e, rızalık gösterir, e, takdir eder. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son soruyu ben soruyorum. Söyleyin. Çok Şimdi, hiç vaktim kalmadı. Sah sahada olmak mı iyi? Ee, burada olmak mı iyi? Ee, sahada olmak da çok güzel burada olmak da çok güzel geçen e, harekatta sahayı da görmüştüm e, burada bu yayını sizinle yapmak da çok keyifliydi bizim için ilk canlı kırptı sahaya da gene giderim neden olmasın ama ilk canlı yayın kırpta bizimle bu önemli gecede birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ve size torpil yapıp size karne vermiyorum ve yayın yönetimin bize karnesi kötü gelmeden de yayını bitiriyorum çok teşekkür ha, ben çok ediyorum Sayın Abdullah'a katılımınız için. 40 bitti efendim. Bakalım haftaya konuğumuz kim olacak?